İyi geceler değerli izleyiciler. Bire bir de yine beraberiz. Yine neşeli, keyifli program yapacağız. Çok tatlı konuklarım var bu akşam. Senin tatlı olmanı buraya çağırmıyorum. Ön şartımız sevdiğimiz veya sevme ihtimalimiz yüksek olan insanları ağırlamak. Bu akşam da gerçekten çok sevdiğim ve seveceğim insanlar burada. Oyuncu Deniz Uğur mesela burada. Deniz Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yansa Bey siz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz çok meşhursunuz tabii birbirinizi tanıtmama gerek yok. Onları tanıyorsunuz ben Fatih Altaylı. biraz sonra Vedat Sakman burada olacak usta müzisyen. Dalışçı bir kızımız gelecek. Bilge Çingigiray. Çok acayip bu dalışçı kızlar giriyor buraya. Ben gördükçe onlara inanmıyorum. Her biri birer minnacık bir şeyler ve nasıl dalıyorlar aklım vermiyor. Bu dalma konusunda kızlarımız erkeklerimizden daha iyi olduğu kesin. Ve tabii son günleri çok popüler bir isim burada olacak. Balıkçı Kahraman. İstanbul'un en meşhur balıkçısıdır herhalde. Son günlerde siyasi gündemin ortasında. Biz de onu çok önceden davet etmiştik. O da kabul etmişti. Bu siyaset meselesi patlayınca acaba dedik iptal eder mi? Yok abi ne olacak dedi. Ve Kahraman da birazdan bizde olacak. Ben Kahraman'ı hakikaten çok severim. Dünya çapında iyi bir balık restoranıdır ama önce sizlerle başlayalım. Deniz Hanım. Bugün sizi stalkladım ben. Öyle mi? Evet. Yani sizi gayet iyi tanıyorum ama dedim ki hani belki bilmediğim, duymadığım bir şey vardır falan. Şeye girdim. Wikipedia. Evet. Doğru mu yazanlar? O ne? Size bu şimdi arkadaşlara kızdım dedin ya bir tahterevan taht getireceğiz buraya yani. O neydi? Oraya giren pek çıkamıyor. Mu? Yok bilmiyorum. Girmemiştir o Wikipedia'ya. Büyük kayıp. Wikipedia'yı açın Deniz Uğur yazın. Ben hiç açmadım bak. Karşıda çıkanları okuyun. Yok hiç. Biz 4 sene tiyatroda oynadık. Ben bir kere bile dünyadan haberim yok. Hiç yani Cansel sen de vallahi yani hiç abi, tiyatrocu olacaksın ama. Onlar doğru mu hakikaten? Doğru. Paşa yani paşa işte paşa. Maşallah. İşte kökleri sülale falan biliyorsunuz. Ama sülale çok acayip. Yarısı paşa öbür yarısı sarayda bir şey. Yani Avrupalı tarafı var. Avrupalı tarafı var falan evet. Böyle yani. Bu sandalye oturuyor olması bizim için büyük nimet. Normalde buraya bizim bir taht koymamız lazımdı. Bizim oyunda da Frankenstein'da da soylu bir Elizabeth'i oynuyordun orada. Elizabeth. Boşuna oynamıyor Elizabeth'i falan. Ya kraliçe Elizabeth sanki. Ya inanamadım ben. Önce dedim ki ben yanlış yere gittim herhalde. Doğru mu onlar hakikaten ya? Doğru. Kimler var? Herkes doğru. Bir şey. Yani çok ünlü var bizim sülalede. Ünlü değil böyle bayağı okkalı insanlar var. Evet. Çok şaşırdım. İşte büyük 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 dedemiz. Tabii ben onları tanımıyorum ama bize aktarılan aileden. İşte Mısır valisi var. Hep böyle sarayda görev almış insanlar. Vali var, sarayda sadrazam var, o var. Hepsi paşa. Evet. Çok acayip. Kerim'an Halis. Kerim'an Halis var. Ondan sonra tamam, işte Nevesel Kökdeş, evet. Muhlis Sabahattin Ezgi. Evet. Hani çok ünlü insanlar var. Çok acayip bir aile. Evet. Bu aile insanı ezer ya. Yok ben hiç öyle bir baskı siz mecbur musunuz meşhur ve başarılı bir şey yapmak? Yani o aile çok... İnanamadım ben. Evet yani... Bakıyorum böyle şey... Kim aslında öyle gibi acayipti yani. Çok şaşırdım. İşte kimisi aile, de öyle oluyor. Çok acayip bir şey. Güzeldir ya. Evet. Nasıl bir ortada büyüdünüz peki böyle? Hep kalabalık sofralar. Sofralar. Aile büyüklerini herkes ziyaret eder. Babaannem çok şükür 100 yaşına kadar yaşadı. Ah, anneannem de aynı şekilde 100 yaşına kadar yaşadı. Öyle İnşallah. Olacak öyle ve tabii. Çok renkli bir çocukluğum ve genç kızlığım oldu. Çok ve yani okur kendini ki işte hani köşkler, yalılar, oralarda koşturan yani anlatılan hikayeler, inanılmaz olaylar. Benim babaannem bana Hale Kuyruklu Yıldızı'nın ilk geçişini, 100 yıl önceki geçişini anlatırdı. Zamanında yatılı okulda okuyormuş. O yıllarda yatılı okulda okuyan çok az Türk kızı varmış. Piyano çalardı, Fransızca bilirdi. Şeyde anneannenizde falan mı yoksa? Eğlenen kuyruk kız altında. Olabilir. Belki de kitap kahramanı belki oldu. De ilham var mı miras, şato falan kalan Fransızlarda? Fransızdan gelmişler. Türkiye'de şato yok. Yok, biliyorum. Türkiye'de köşk var. Yabancı ülkeler, Mısır falan dedi. Şato sizin Fransa'da. Bak Mısır dedin ya. Mısır evet. Mısır'da yok. Da şato. O zamanlar piramit. Canım. Tabii piramitlerimiz var. Piramitler var. Güzel. Bir gidelim bir ara. Kaybolalım piramitlerimiz. Ama güzel yerden girdiniz gerçekten. Vallahi çok şaşırdım. Tamam. Çok şaşırdım yani. Dedik ya bence bu programı yapmasam işte biz buraya basit vatandaş olarak çıkacağız karşısına. Estağfurullah aşk olsun. Vallahi olur siz olur mu canım? Çekindim böyle bir ara yani saygıda bir kusur eder miyiz bir yarışık olur mu? Estağfurullah. Bir hayat var. İki frankofonun yanında ben. Biz frankofonuz ama işte biz kendi ayında amele frankofonlarız yani. Yok yok bayağı bir saattir Fransa'da işçi olarak Türkiye'ye geldi ters bir yön giderek. Ben de Fransa'ya işçi olarak gideceğim inşallah. Başarı konforu sevmezmiş. Başarı konforu sevmezmiş. Çalışmamız lazım. Cansel sen...
de ayaksın diyeceğim. Niye diyeceğim bunu? Fransa'da tiyatroyu koyup Fransa gibi bir ülkeden kalkıp Türkiye'ye oyun oynamaya gelmek, sanat için gelmek çok tersine bir yolculuk değil mi? Ya öyle gibi oldu, göründü ilk başta. Neden falan dedi. Ama buradayken de ben burada çok çok keyif aldım. Yani buradaki benim hani opportunity'ler yani imkanlar, fırsatlar orada tabii ki bu kadar çok çıkmadı. Yani son oynadığımız dizideki rol bile yani ona üstü böyle bir rol bana Fransa'da gelmeyeceğini düşünüyorum. Bir nasıl geldi? Fransa'da tiyatro okumak nereden aklına geldi bir kere? Ya, Fransa'da biz yani biliyorsunuz biz gurbetçi aileyiz. Yani hem Tire'den gitmiş. Yani İzmir'i, İstanbul'u görmeden. Yani direkt böyle işte bizim kasabadan direkt Paris'e gittik. Yani siyah beyazdan o dönemde renkliye geçmek gibi bir şey oldu. Tabii Paris'te okul farklı, biraz böyle bir kültür şoku yaşadım. Kaç yaşına gittiğinde? 9 yaşında. Çok yaşamazsın. Ama gene böyle ilkokul 1, ilkokul 2 yeniden başladım. Sadece matematiği anlıyordum. Yani Fransızca bilmiyordum. Ve böyle bir öyle büyüdük. İşte yazları işte arabayı böyle işte doldur, gel yaz tatiline gel. Evet. Ondan sonra tekrar git. Bunu böyle bir 10-15 sene hayat boyu yaptık yani. Çok da keyifliydi, renkliydi. Orada burada Fransızdım, orada Türktüm. Yani böyle arafta kalmış insanların hikayesi. Yani. Ama yani keyifliydi. Yani biraz böyle kompleks yapıyordum ilk başta. Ondan sonra bunun aslında bir avantaj olduğunu da anladım. Tiyatro okumak nereden aklına geldi? Ya şöyle bir şey oldu. Ben tabii okuldan çıktıktan sonra biraz böyle üniversite okudum ama çok az okudum. Çünkü ticaretle ilgilenmeye başladık ailecek. Hani biliyorsunuz oralarda böyle ilk başta bir de para kazanmak için gidiliyor oraya. Ve şöyle enteresan bir şey oluyor. Biz para kazanalım ondan sonra kasabamızı dönelim diye aslında böyle bir objektifle gidiliyor ama hiçbir zaman dönülmüyor. Çünkü orada kalınıyor ve orada bir hayat kalınıyor. Evet burada dönünce de mutlu olmuyorsun. Yani hayat boyu orada kalmaya başlıyorsun. İşte biz de böyle para kazanmaya başlayınca ben anladım ki sadece hayatta para yok. Para yani. Başka şeyler de var. Özellikle kültür sahibi olmak. Çünkü güzel söylüyorsun. Ama kültür sahibi olmadığın zaman para hiçbir işe yaramıyor ki. Para kazanmak bir yetenek. Yani ama bir şey söyledim. Onu harcamayı bilmek. Yani kültürlü olmak istedim ve kitapçıya girdim. Fakat bir şey bilmiyor. Hangi kitabı alacağım bilemedim diye. Muazzam bir cümle. Ya mesela bu adımı atmak çok güzel bir şey. Yani diyorsun ki ben öğrenmek istiyorum. Ama kitapçıya giriyorsun. Bunu hani bir sürü insan yaşıyor ama belki söyleyemez. Ama kitapçıya giriyorsun ve hangi kitabı alacağını bilmiyorsun. Orada muazzam ya. Ben bunu hayatta unutmam artık. Ama yani. Arkasını... Yani çok hayatım kaldım sanmıyorum. Ama işte tiyatro... Tiyatroya girdiğimde siz beni yönlendirmeye başladılar. İşte bunlar var, klasikler, bunları okuman lazım falan derken... Abi bir baktık. Bambaşka bir dünya açıldı. Bambaşka bir dünya. Bir de tabii Fransa, yani Paris özellikle kültür şehri. Kültür şehri. Hani orada kültüre adım atmana gerek yok. Kültür seni boğuyor. Senin yani derinin deliklerinin içinden giriyor. Ve çünkü birisi alıyor seni tiyatroya götürüyor. Müzeye geziyorsun. O binaları görüyorsun. O binaları görüyorsun. Opera binası. Yani, evet. O tabii yani güzel bir avantaj yani. Sizi böyle bayağı böyle bir zengin ediyor. Çünkü zenginlik de orada. Şimdi öyle yaşayınca, öyle bir güzel bir ailenin tiyatronun içine girince ben anladım ki yani burada benim hani büyümem lazım. Tabii bu sefer parasız kalmaya başladım. Çünkü bütün hayatım orada geçti. Tabii de ama ufak tefek böyle meslekler, hani işler yapınca da bir şekilde idare etmeye başladım. Ki bir gün benim telefonum çaldı. İşte... biraz dizilerde oynamaya başladım. Tiyatroda, biraz da ufak tefek reklamlarda oynarken telefon çaldı bir gün. Merhaba dedi. Ben dedi Tomris Giritlioğlu. Tanıyorsunuz. Bizim Tomris. Tabii. Dedi ki ben dedi senin dedi Showreel'ini izledim. Yani bir oyuncu olarak ben dedi Türkiye'de dedi. Nerede izlemiş seni? Bir Showreel göndermişti birisi. Hani dönüyordu işte. Harika Uygur kast direktör. O da böyle yurt dışındaki oyuncularla ilgileniyordu. Dedi ki senin dedi hani görmek isterim bir dizide falan filan. Dedim ki ya dedim benim pek dedim hani niyetim yok. Ben seni Ferzan Özpetek keşfetti diye biliyorum. Evet çünkü 98'de benim oyunumu izlemeye geldi. Orada da Ferzan Harem Suvari'yi çekmek istiyordu Türkiye'de. Dedi ki hani burada dedi benim bana bir rol yok, sana bir rol yok ama burada dedi bir kamera arkası istersen Fransız oyuncularına yardım edebilirsin. Ve ben bir senaryo aşamasından bir filmin kana gidene kadar nasıl yapılır, nasıl olur arkasında öğrendim Ferzan'ın sayesinde. Çok şahane. Tabii çok büyük bir deneyim. Ama benim. Esas rol teklifi Tomlis'ten geldi. Ve Kırık Kanatlar dizisinde ben dedim ki burada muhtemelen 2-3 ay kalacağım Ayvalık'ta.
Ve ama bu arada işte, ben bir silah tanıyorum. O zaman çok meşhur olmuş. Fakat ben televizyon seyredemiyorum. Sürekli televizyon alamıyorum. Televizyon seyredecek halim yok. İşte Cansel. Ben size bir kız zannediyordum. Güzel. Zaten benim orada dizide ismim Can Elçin olarak başladı. Ama dedim benim böyle bir takıntım yok. O yüzden de Cansel Elçin olsun. Sonra baktık olan... da bir kız zannettin. Son derece yakışıklı aslan gibi bir adammış. Bu arada çok yakışıklı. Onun da hakkını teslimek lazım. Yani. Siz de öyle. Hepiniz güzelsiniz. Teşekkür ederim. Biz de güzeliz de yani sizler başkasınız. Peki senin nasıl başladın Deniz? Saraydan sahneye. Benim babam opera sanatçısıydı rahmetli. Annem de babam da sanatçı. Annem de balerin. Yani sahne tozu yutarak büyüdüm ben. İlk başta hayalim balerin olmaktı. Bazen kız çocuklar gösteriyor. Anne babanın işini yapmak istemezler mesela. Sen de öyle olmadı. Öyle olmadı çünkü çok güzel bir ortamda büyüdüm. Yani ressamlar, heykeltıraşlar hepsi başka bir şey gösteriyor, başka bir şey anlatıyor. Yani o dünyanın içine doğduktan sonra dışarıda bir şey aramadım. Hayır. Ama tiyatro bölümüne girmek istedim. Yani onlardan farklı olarak. Ben oyunculuk yapacağım dedim. Biraz ilk başta karşı çıktılar. Niye? Yani onların hayali ortaokulda ben bale bölümüne girmiştim. Solist dansçı olacağım. Ama sen balerin olarak işte, devam istiyorlar. Muhtemelen yani. Hep babamın yani gözünün önünde olacağım falan. Yine sanat evet, ama bale. Evet. Ondan sonra ama direndim ve girdim sınavlara. Yıldız Kenter'in öğrencisi oldum. Oh. Çok şanslı bir dönemde okudum. Yani. Evet. Muhteşem hocalarımız vardı. Ondan sonra da sektöre bodoslama giriş yaptım. İlk oyun hangisi? İlk oyun Çetin Ceviz, Nevra Serezli ve Cihan Ünal'la oynamıştı. Kurtuluş oyunu değil mi? Kurtuluş dedi. Kurtuluş'u sahne. Kurtuluş'u tiyatroda oynamıştı. O zaman evet o taraftaydı. Tiyatro İstanbul'un başka bir sahnesi daha vardı. Tam hatırlamıyorum şimdi. Ben çok yıl oldu. Ben oyuna geldiğim için hatırlıyorum çünkü. Gelmişsinizdir. Muazzam bir oyundu ama. Evet. Bayağı tutmuştu, güzel bir oyundu. Bir Fransız komedisiydi. Ondan sonra genellikle televizyonda ben yer aldım. Ama sonra tiyatroya bir döndüm, pir döndüm. O zamandan beri. Beraber hangi oyuncusun? Frankenstein. Frankenstein bir daha yapalım mı? Frankenstein. Şahane. Belli. Sen hangi rol dedin Frankenstein? Ben Doktor Victor Frankenstein'deydim. Kerem Alışık canavar rolündeydi. Frankenstein'i yaratan. Yaratan. Evet, hep onu şey oluyor, insanların aklı karışıyor ama aslında Frankenstein yaratan. Yaratan. Evet. Çok güzel bir oyundu. Varoluşla ilgili böyle çok güzel kendini sorgulayan böyle güzel. Sen ne yapıyordun orada? Ben de nişanlısıydım. Doktorun nişanlısı. Evet. Ama çok güzel bir roldü. Çünkü yani bir kadının bakış açısıyla, sağlıklı normal bir kadının bakış açısıyla onun dünyasının ne kadar zıt olduğunu anlatıyordu. Evet. Çünkü yani kadın evlenmek istiyordu, belli bir yaşa gelmiş. Niye benimle evlenmiyorsun? Ben çocuklarım olsun istiyorum. Adam orada Frankenstein'i yaratıyor. Oradan da bir komedi çıkıyordu yani. Çok gülüyorlardı bizim sahnelerimize. Çok böyle madem kafası... bir insan yaratmak istiyorsun, niye bana çocuk vermedin diyordum. Herkes çok gülüyordu. Doğanın peşinden ne girip onun bütün gizlerinden soydum. Karanlık bak, dünyası, ışık var. Hala ezberi var. Allah'ım aşkına. Peki mesela Fransızca ezberin değil midir? Şöyle bir şey oluyor. Aslında iki dili aynı seviyede konuşamıyormuşsun. Her zaman böyle bir dil daha öne çıkıyor. Ve son zamanlarda Türkçe daha öne çıkmaya başladı. Ondan benim biraz Fransa'ya dönmem gerekiyor. Bence ama de. Biraz tabii Molière olsun klasikleri tabii ki. Fransa kaç kez sahneye çıktın? Fransa'da şöyle bir kaç şey. Kaç oyunda yer aldın? Ya, Fransa'da bir 10 tane oyunda yer aldım. Ama şöyle bir şey oluyor. Oyunları çok sık oynuyorsunuz. Yani salıdan ve iki matine oluyor cumartesi pazar. Mesela Cellule 118 diye, Hücre 118 diye bir oyun vardı. Onu 256 defa oynadık. 256 defa. Bir yıl içinde mi? Birkaç. Bir buçuk sene içerisinde. Olağanüstü bir şey. Yani bittiğinde inanılmaz şekilde üzüldüm, hatta ağladım. Dedim ki bir 257 defa daha oynardım diye düşündüm. Frankenstein'de de aynı şey oldu. Biz evet. Onu 85 defa mı ne oynadık? Evet, 3 sezon dolu oynadık evet. Müthiş bir şeydi. Ve fulldü yani evet. Muhteşemdi. Yoksa... O hangi sahnede oynadı burada? Genellikle zorlu ama birçok sahneyi dolaştık biz. Turnelere çıktık. Evet. Sonra David Mamet bir modası vardı, dönemi vardı işte evet. O dönemde. İşte onların Glengarry Glen Ross oynadım mesela. Sonra bir Avustralya böyle yeni yazarlar oyunu oynadım. Silent Partner diye. Ama hep böyle oyunları 50 defa oyunu. Bir de şöyle bir şey var. Paris'te 400 tane oyun var her akşam. Ve her akşam da seyircisi var. Her mahallede bir tiyatro oynanır. Evet. Güzel. Yani bir onun da turnesi oluyor. Yani seyirci buluyorsunuz yani kendisi.
güzel bir şey. Peki fark var mı oradaki tiyatro, oradaki tiyatro arasında? Yok. Yani burada da çok güzel oyunlar var. Hatta hani Demetler falan gidip Paris'te de oynuyorlar. Edinburgh'da da oynadılar bir oyunu. Birçok tiyatro Avrupa turnesine gidiyor. Amerika'ya evet. gidiyor. Yani avantgard çok güzel oyunlarımız var. Evet. Bir de şeyi de çok seviyorum. Yani mesela SHKM'nin en çok sevdiğim şey ağır metinleri. Yani klasik metinleri. Onu hatta popülerleştirmeden ama bir şekilde onu modernize ederek seyirciye böyle... göstermesi mesela son oyun şey gibi Amadeus gibi olsun. Evet, evet. Hani sonuçta hani baktığınızda böyle ağır gelebilir yani ama onu o kadar güzel tasarlıyorlar ki böyle. Kasa da çok iyi. Evet yani. Tabii müthiş. Tiyatro deyince birden yoruldum ya. Yani o ne kadar zor bir iş değil mi tiyatro aslında? Her akşam o sahneye çıkmak. Karşısı acayip bir kalabalık. İnanılmaz zevkli. İnsanı gençleştiriyor. Şey gibi adrenalin var, sürekli heyecan var. Tazeliyor. Muhteşem bir şey. Bence bir oyuncunun her sene bir sahnede olması gerekiyor. Oynaması gerekiyor. Evet. Bence de. Ama dizilerden vakit bulamıyorsun değil mi? Yok, buluyoruz. Buluyoruz. Biz oyunları oyuncağız çıkarırken da. Hep dizimiz dizi vardı. Yani beni en çok üzen şey... Ama diziler 3 saat ya. Yani. Tabii sizin gibi öyle değil, böyle öyle evet. değil ama. Yani o öyle değil çünkü bir dijital mecrada evet. yayınlanıyor. Blue TV'de yoksa... Çıplak Vatandaşları oynuyordum. Pandemi de bitti. Full Monty filmini biliyorsunuz. Yok. İşte Full Monty'ni böyle onu uyarladı. Türk versiyonu. Yani gene de İngiltere'de geçiyor. Hangisi de? Ama ismi Çıplak Vatandaşlar oldu ve çok çok güzel bir oyun. Güzeldi çok. Full Monty'nin aynısı mı? Yani aynısı. Ama onun tiyatro oyununu uyarlamışlardı. Çok çok. Güzel oldu o da. Ama işte pandemi sürecinde bitti. Beni çok üzüyor bu pandemi süreci. Pandemi çok ket vurdu tiyatroya. Çok zor. Tiyatroya evet. Yani daha bütün, evet. bütün görsel sanatları mahvetti. Yani tiyatroyu evet. da, müziği evet. de, bütün sahne sanatlarını perişan etti. Maalesef. Pek çok insanı da sıkıntıya soktu. Maddi, manevi sıkıntıya soktu. İntihar evet. edenler falan oldu ve devlet bir şey yapmadı onlara. Yani çok kötüydü. Neydi. Çok üzücü bir dönem. Çok çok kötü bir dönemdi. En çok onları sanki üzücü herhalde. Diğer herkes bir şey yapmaya çalıştı ama zordu. İyi şeylerden bahsedelim. Çocuklar ne yapıyor? Çocuklar büyük oluyor. 23 yaşında. Evet. İkizler 13 yaşında oluyorlar bu sene. Evet. Zaman hızlı geçiyor. Çok hızlı geçiyor. Çocuklu hayat muhteşem bir şey. Benim eşimin de iki tane çocuğu var. Aa evlendin doğru ya. Evet, evet. Evet. Erdinç Gülener'de. Ne kadar oldu? 7 ay. Ay çok taze. Daha yeni. Sen de tazesin aslında. Sizden daha yeni. 1,5 2 sene evet. 2 sene yaklaşık. Evet. Sen daha çocuk ama değil mi? Yok. Olacak mı? Olacak. Magazin kullanacağım. Olacak. Olsun, tabii ki olacak. Tabii İnşallah. Ya. Olsun 4-5-6. Çok güzel bir şey. Yani, Cumhurbaşkanı gibi oldu birdenbire ama yaptığı çok tatlı bir şey gerçekten. Yani, çok güzel. Bakabilene çok iyi bir şey. Yani, bakabilene çok değil güzel. Ama ona iyi eğitim verecek olan iyi bir şey. Peki şimdi Börü nasıl gidiyor? Börü çok iyi gidiyor. Çok farklı bir konu. 2039'da geçiyor. Korkumuz yapay zeka. Ve ona karşı böyle bir mücadele veren bir bürü ekibi var. Bir de benim taraftaki işte villain tarafı. Sen yapay zeka tarafı. Hayır. Ben yapay zeka karşı olan bir böyle grup. Halcyon diye ben bir grup. Ben seyredim de kusura bakmayın. Tabii, yok, çalışmaktan seyredim. Ama yani. Çok güzel. Gerçekten çok keyifli. Sözlerimi seyredeceğim. Çok çok keyifli. Yapay zekanın yani dünyayı ele geçirebilmesini anlatan bir dizi. Bilim kurgu dizisi ve Türkiye'de geçmesi de daha da çok ilgi çekici. Senaryo da bir Türkiye'ye senaryo. Evet. Alper Çağlar projenin yaratıcısı. Genç dahilerimizden biri. Sen ne tartısın? Ben Cumhurbaşkanıyım. Cumhurbaşkanı? Evet. Yapay zekaya karşı olan grubun Cumhurbaşkanı? Karşıyım. Ama hepsine değil. Ama sen de yapay zekaya karşısın. Hepsine değil, alfa yapay zekaya yani kendini hakimiyet kurmak isteyen yapay zekaya. İnsanla bir tutan, bir ruhu olduğuna inanan yapay mizah zekaya yapan, karşıyım. Gülen, duygulanan. Evet. Bir süre sonra ama sanki yapay zeka öyle olacak diye düşünüyorum. Biz hala, şimdi öyle olabilir. Zaten. Şimdi bile. Bence şimdi distopik bir dünyada yaşıyoruz. Şimdi bile. Evet. Bu Fransız entelektüel olmuş haberimiz yok. Ama sizce de bir sıçrama olmadı mı? Hem teknolojik olarak hem zihinsel olarak insanların tabii. bilincinde acayip bir sıçramaya çok, ve dönüşüme evet. girdik özellikle yani. Yeni gelen gençlerin bir bölümünde, hepsi demiyor ama bir bölümde çok acayip bir sıçrama var. Evet. Evet. Yani çocuklara görüyorsun ikizler de evet, çok onların dönüşüm. Dünyası bambaşka bir evren yani. Bambaşka. Onlar metaverse'ler aslında yani. Evet. Ya da metaverse onlar ya da.
Ve şu kısmı çok hoşuma gidiyor. Bilmiyorum, yeni nesil bazen çok eleştiriliyor ama bizim davranışlarımıza benzer davranışlar sergilemelerini beklemek saçma. Yani. Bambaşka bir zamana doğdular. Ama ön yargıları yok, kalıpları yok. Kimseyi ötekileştirmiyorlar. Aynen. Herkesle, dünyanın her yerindeki herkesle arkadaş olabiliyorlar. Evet. Ayrımcılık duyguları yok. Bunlar benim çok hoşuma gidiyor. Çok saçma buluyorlar böyle şeyleri. Çok yani, saçma tabii. Buluyorlar. Neden bahsettiğimizi bile anlamıyorlar. Yani neden bahsettiğini. Mesela evet. Kızım bana işte ben bir şeyle ilgili ne bileyim bir herhangi bir millet gibi söylüyorum. Baba ırkçı. Diyor ki sen hep ırkçı değilim. Bak onlar böyle davranırlar. Böyle bir stereotip mi hamlasın falan. Evet. Çok hassaslar. Ay, normal hassaslar. Mülkiyete karşılar falan. Karşılar. Çok acayipler. Evet. Dünyayı kirletiyoruz falan. Evet. Bir tişört alalım. Bir tişört 4 ton su niye alıyoruz evet. Falan. Mesela siz gençlerinizi siz gençlerinizi tavsiyede bulunursunuz diye bir soru geldiğinde ben tıkanıyorum mesela. Ben hayatta tabii şimdi bana bir tavsiyede bulunmalar abi benim dönemimde para nasıl kazanılır biliyorduk yani import export yapardın malı alırdın satar şimdi bunu anlatmaya kalsam ondan sonra mesela ben bir kıza aşığım onunla tanışmak istiyorum ne yapmam gerekiyor diye bir sorarsa ben hayatta cevap veremem yani. Evet mektup yaz yani bir falan yani mesela Avustralya'da sevgilileri falan var. Hayatlarında görmemişler falan ama sevgilisi var. Çıkıyor musun bile söylüyorsun mesela? Çıkıyorum diyor. Kimle? Artık öyle. Avustralya'da. Gördüm hiç görmedim. Böyle biri var mı? Var. Çok acayipler yani. Bizim çözmem, benim yani siz değil ama benim çözmem mümkün değil. Çok garipler. Belki de çözmemiz gerekmiyor. Gerek sadece tabii, canım, anlayış zaten. Göstermemiz yani bence gerekiyor. Bence seyretmemiz gerekiyor yani. Evet, yani. Evet. Çünkü onların dünyası. Ama yani. Şey diyorduk mesela gençken her zaman böyle geleceğin daha güzel olacağını düşünürdük. İşte daha güzel bir dünya, daha böyle enteresan, eğlenceli falan diye düşünürdük. Ama halbuki daha kötüye gidiyormuş. Bunu bilmiyorum. Yani bunu sonradan ben ona katılmıyorum ya. Ben her şeyin her zaman daha iyi gittiğini düşünüyorum. Ben de katılmıyorum. Daha iyi olacak her şey. Çok hızlı gidiyor. Ben takip edemiyorum. Her şey iyi gider ya. Mesela dünyaya bakarsan yani 1000 sene öncesine bak her dakika savaş var. Şimdi biraz daha az savaş falan yani. Evet bir kalabalıklaşmanın getirdiği bir şey var belki dünyada evet, ama. Evet işte o. Yani o kalabalıklaşmanın getirdiği iyi eğitilememe ya da sanayi devrine göre organize olmuş. Bak şimdi beni de Fransa entelektüeline çevirdin şimdi. eğitim düzeninin bugünün gerçeğiyle çok örtüşmemesinden kaynaklanan bir şeyler belki var ama ben her şeye gider diye düşünüyorum. Her dönemin zorlukları var. Her dönemin zorlukları var. Yani mesela işte kız olan annemiz babamız karneyle ekmek almış yani benim annem babasınki de belki daha gençtir ama ne bileyim dedemiz İkinci Dünya Savaşı'nı görmüş. Büyük dedelerimiz hepsi Osmanlı vatandaşı doğru, falan doğru. Yani. Birinci Dünya Savaşı'nı görmüşler. Balkan Savaşı'nı görmüşler. Ne bileyim anneannem Balkan'dan buraya göç ederken kardeşlerin öldürülüşüne şahit. Tabii canım dünyada tabii, neler olmuş. Veba olmuş. Veba olmuş. Tabii tabii. İşte yani. Ama tabii. Şey fena değildi ama 50, 60, 70, 80, 90. Vallahi ben yine kendimi şanslı görmüyorum. Tabii tabii şanslıyız. Yani, baba anneniz falan da nispeten tabii, şanslı yani. Tabii. O dönemin Türkiye'si çok renkli. Renkli. Türkiye'de, zor, Türkiye'de zor, bir tabii, değişim tabii, var yani. Türkiye, evet Türkiye, 70, 80'den Türkiye biraz daha farklıydı. Ama düzelir yani. Hiçbir şey çok kalıcı olmuyor. Sürekli bir değişim evet, aslında oluyor. Pozitif bakmak lazım her zaman. Ben pozitif bakıyorum. Bardağın yani her şey iyiye gider yani. Geçici sıkıntılar olabilir. Yok şey geliyor aklıma. Hani 9 yaşındayken işte bize dediler ki 2000 senenin arabasını çiz. Ben böyle uçan böyle araba böyle pratik bir şey. Ama hala 2020'deyiz hala arabada tekerlekler falan. Yavaş yani. Ben hep onu hayal ederdim. Yani ha? Fütüristik değil mi? Uçan bir şey. Şey bilerdik hatırla böyle. Hani uzay 1999 diye bir dizi var. Evet. Ayda kız kurulmuş 1999 yılında falan. Evet. 99 geldi geçtiği bir şey kurulmadı falan da yok evet. Yani. Kaptan Kirk'e fax geldiğini hatırlıyor musun? Evet. Kafalar yok. Fax gelir. Evet. Geçen gün şey, Terminator izledik tekrar böyle. 2029'dan geliyor galiba. Öyle bir rakam yani. Hmm. Fazla uzakta değil yani. 6 sene. 7, 8 sene. Az kaldı. Pek yakında. Vay be. Ben yaşlanmışım ama yine de durumumuz fena değil yani. Tabii canım yok, yaşlanmak yok, önemli çok değil. Çok güzel yani. Şeylere tanık olacağız şey. Bence. Hayat bence heyecan de. Verici bir şey. Çok yani. Hayat güzel bir şey. Yani bir de insan hep böyle hayatın içinde çalışarak falan geçirdiği zaman evet. Çok eğleniyor yani. Tabii. Hani böyle kenara çekilip seyredersen belki sıkıcı olabilir ama içinde olduğun zaman şey gibi nedir o roller coaster gibi. Sürekli üretkenlik yani, iyileştiriyor önemli. İnsanı. Bence de. Peki sen niye burada yaşıyorsun? Yaşına sana bakınca asam bozdu benim ya. Vallahi bir de bakınca sinirlendim ya. Kafa genç. Sen zaten gençsin. Kaç yaş? 46? 48, 49. 48. Yani 50. Göstermiyorsun. En son kaç olur? Kaç olur en son? Başladık 46, 46, 46, 47, 48, 50. Biraz daha 65. Yavaş yavaş. Çok genç gösteriyor. Çok genç gösteriyor. Değil mi genç gösteriyor? Tabii tabii. İkiniz de genç gösteriyorsunuz. Maşallahınız var.
Ben de büyüyünce tiyatro olacağım, genç göstermek için. Siz kaç yaşındasınız? Ben de sen sonra ben söyleyeyim. Ne? Senden biraz büyüğüm. 50, 51, 52, 53, 55. Herkesin 50, hissettiği 50. Yaştadır. Bence, evet, ben onun burcunu söylüyorum. Herkesin hissettiği burçtadır demiyorum. O da bana doğru. Soruyorlar mesela hangi burçtansın diye. O günlerde hangi burç iyiyse onu söylüyorum mesela. Mesela bu sene balık olmaya geldim. İyiymiş balık bu sene. Seneye bilmiyorum, soracağız şeyi. Kahraman Bey. Ne dersin? Yeni bir oyun var mı? Şeyi öğrendim değil mi? Çok şaşırdım. Aynı dizide oynuyorsunuz ve birbirinizi görmüyor musunuz? Çünkü evet, aynı sahne yazılmadı. Sahne yazılmadı. Daha yazılacak. Evet. Ya insanlar aynı dizide oynayıp birbirini görmedikleri olabiliyor mu? Tabii ki olabiliyor. Parça parça çekiyoruz. Evet. Hepsini bir çekiyoruz. Yani bütün kadro bir arada olmuyor her zaman. Ama yani hiç de bir araya gelmez mi insan? Çok şaşırtıcı. Yani denk gelmedi şimdi. Yani olmadı. Belki olur. Bir çekim günü nasıl geçer mesela? Ne yaparsınız bir çekim günü dediniz? Valla ne yapmıyoruz ki? Yani sabahleyin kalktım. Elim yüzlü bir kadın evet. Değil ama ne kalkıyorsunuz? Kaçta gidilir sete normalde? Erken gidilir. 8, 9, 7. Mümkünse daha erken gidilir ama o değişebilir. Bir gün önceki setin kaçta bittiğine bağlıdır. Sabah 8.30 ile 12 arası sahnelerini çekmen lazım. Çekmezsen evet. O çöpe bütün gider. Bütün gün sarkıyor. Sarkar evet. Yani. Öyle evet. Bir kural vardır. O yüzden sabah erkenden gidirse. Gidilir. Ben önce kahve içerim. Ondan sonra saç, makyaj, hazırlık, kostüm vesaire. İşte bir okuma provası, o sahneyi bir evet. Geçeriz. Mesela bütün o rolleri ezberliyor mu? Tabii. Evde çalışman lazım zaten. Yani, her şeyi ezberliyorsun oraya. Tabii. Spor da öyle. Antrenmanda maçlar kazanılır. Yani sizin evde çalışmanız lazım ki evet. Seti sarktırmayacaksınız. Yani o 200 sayfalık senaryoyu ezberliyor herkes. Yani kendi bölümlerinizi ezberliyorsunuz tabii. Ama o bir alışkanlık haline geliyor. Yanılmıyorsam kısa süreli hafıza diye bir şey var tabii, değil mi? Onu hemen alıyor ama depoya atmadan sonra unutuyor. Orayı evet. Hep açık tutuyor yani. Yani kas gibi beyin böyle alışıyor ondan sonra. Kolay. Yani bir sayfaya bakınca şöyle bir bakıp ezbere almak artık bir şey haline geldi. Alışkan. Önemli olan rolünüzü çıkarmak, rol karakter oturduysa o zaman ona istediğiniz bir karakter nasıl oturtuluyor? Aldığınız senaryoyu baktınız birisi var orada işte... Senarist birini yazmış. Mesela senaristle oturup konuşulur mu? Bu nasıl birisi? Ya burada, yoksa sen mi kendin? Burada kafandan? Metotlar araya giriyor. Herkesin kendi metodu vardır ama kendi metodunuzu oluşturmak için bir sürü metotları da bilmeniz gerekiyor. Hı. Yani böyle bir eğitimden yani geçiyorsunuz ve bunu biliyorsunuz ki kameranın veya sahnede rahatlamanız lazım. Ama önemli olan karakteri çıkarmak. Karakter nasıl çıkarılır? Mesela ben burada bir bilim adamını oynuyorum. Ben sürekli bilimle ilgilenen, onunla ilgili kitaplar okuyorum, videolar izliyorum. Ona göre bir beden dili oturtuyorum. Ona göre bir konuşma çıkartmaya çalışıyorum. Bir... Ya, o kişiyi önce canlandırma yapıyorsun. Ete kemiğe büründürüyorsun. Tabii, evet. Sonra kendini ona adapt etmeye çalışıyorum. Evet. Onun da bir de objektifleri ve süper objektifleri. Yani amaçlarını belirliyorum. Şimdi hayatta herkesin bir amacı vardır. Bir aktörün veya bir... doktorun herkesin bir amacı vardır. O amacı belirliyor. Motivasyonu var. Evet. O motivasyonu var. Bir de onun süper motivasyonu var. Ondan sonra o motivasyonları her diyaloglarınızda oynadığınız zaman da beden dediğinizde oturtturabilirsiniz. Ben de liderleri gözlemliyorum. Zaten onları gözlemlememek mümkün değil. Bazıları zaten gözünüze kendilerini sokuyorlar yani. Gözlemlememek. Evet. Mesela kadın liderleri mi erkek liderleri mi? Hepsine. Şeyi çok beğenmiştim ben House of Cards'taki yani First Lady'yi ama aslında Kevin Spacey yani Kevin Spacey. Onun ama çok adil bir karakterdi orada. Bütün kötücüllüğüne rağmen sempatikti ve kendini sevdiriyordu ve büyülenmiştim ben evet. O dizide. Ama Kevin Spacey şahane bir adam yani. Müthiş bir oyuncuydu. Ya onunla tanıştım, yemek yedim falan. Çok evet. On numara bir adam yani. Sonra bir takım talihsizlikler yaşanmış falan filan. O normal. İşte o kısmıyla ilgilenmiyoruz. Ben de ilgilenmiyorum. Onu sanat çıkışına bakıyorum. Evet. Ondan sonra. Biz yemek yedik falan. Hakikaten son derece ayakları yere basan, son derece nazik, son derece kibar bir adam tabii. Öbür tarafı... Geç olmadan kalktınız masadan sonra. Bana bir şey olmadı. Yaşlıydı dedim. Ama sonrasında şaşırdım. Niye şaşırdım yani? Çünkü çok düzgün bir adam izini vermişti i̇şte. Bana. Belli olmuyor ama. Kabun değil ki değil yani. Mi? Bu arada sen metot dedin. Sen ünlü bir metot oyuncusunun, daha doğrusu bir ekol kurucusunun oğluyla arkadaşsın galiba değil mi? Evet, Lee Strasberg'in oğlu John Strasberg şansıma o sene işte Fransa'da böyle bir staj veriyordu. Bizim de böyle bir staj imkanımız oldu. Onun da böyle iki ay... Strasberg Actors Studio'yu kuran değil midir?
Lee Strasberg ve Ilya Kazan kurdular. Evet, evet. İşte onların öğrencileri, Amerika'nın en büyük oyuncuları. İşte Marlon Brando'yla başla. Yani şöyle bir şey vardı. Amerika'da böyle bir tonlamayla oynanıyordu işte. Bunları Hitchcock'lar falan kırmaya başladılar ilk filmlerinde. Ama tabii bunu en çok kıran Marlon Brando oldu. Mırıldanarak falan oynamaya başlarken bir de tabii ki... Vivien Leigh'le filmlerinde, işte Elia Kazan'ın filmlerinde, James Dean bir de. Onlar böyle bu dalgayı, bu evet, şeyi... Oyunu birdenbire doğallaştırmaya gidiyor. Tabii bu metot Stanislavski metodundan geliyor aslında, Rus ekolünden. Ondan sonra da tabii böyle bir hocanın oğlu gelince Fransa'ya, tabii ki hep bütün öğrenciler sıraya girdi onun stajına girmek için. Şansım, onunla böyle bir çalışma fırsatım oldu. Ama bir de Jack Carfine'la çalıştım. O da böyle farklı. Yani aslında şöyle bir şey var, bir metot yok yani. Yani bütün metotları bildikten sonra kendi metodunuzu oluşturmanız lazım. En doğrusu, tabii. Yani bazı mesela tiyatroya gelmeden önce bazı oyuncular yarım saat böyle dinlenmeyi sever, bazıları geyik yapmayı sever, bazıları heyecanlanmaz ama heyecanlanıyormuş gibi yapar. Hani bunların böyle bir sürü taktikleri, teknikleri falan vardır. Ve mesela oyunculuğu kolay bir şey değil. Ne olacak işte oyunculuğu çıkarsın, oynarsın falan. Sonra bir gün... Yıllar önce Nur İşin Yasin, rahmetli Kemal Sunal'la bir reklam filmi çekiyoruz. Abi 10 saniye falan oynamak mümkün değil. Acayip zor bir iş. Evet. Çok manyak bir iş. Yani. Bir de düşünün 5000, 7000, 8000 kişinin karşısına evet, çıktığınızda. Evet. Biz de Allah'tan Sinan Çetin çekiyor da çok ciddi almamıştık konuyu yani. Tiyatro şeyi, reklam filmini. Ama hakikaten müthiş bir iş, oyunculuk. Tabii sahneye girmeden önce. Mesela gece uyuyabiliyor mu insan? Hayır. Her gün sahneye çıkacaksın veya yeni bir şey başlayacak. Uyuyabiliyor mu? Adrenalin pompaladığı için pek uykuya dalamıyorsunuz. Oyundan geç dalabiliyorsunuz. Oyundan sonra mesela bir 4-5 saat ihtiyacınız var. Zaten bazı restoranlar var özel oyuncular için. Paris'te biliyorsunuzdur. Evet. Orada böyle oyuncular gece 12'de toplanır. Sabah 4-5'e kadar yemek yer, içer, eğlenir. Orada da vardır öyle. Çok tabii, şahanedir onlar. Çok keyifli oluyordu çok ya. Keyifli olur. Müthiş. Dünyayı kurtarıyoruz orada. Her zaman. Ne oldu arkadaşlar? Reklam falan mı var? Anlamadım. Orada bir hareketler. Ha yok tamam. Bu arada bir geliyorlar, bir kağıt gösteriyor. Sonra bana görmedin kağıdı diyorlar. Reklam vardı diyorlar. Bir şeyler söylüyorlar. Fatih Bey, muhabbet sizin de çok güzel. Saydın mı? Evet. Gerçekten. Neden biliyor musun? Derin, böyle güzel, böyle yani şeydi. Akıcı, doğa. Böyle konuşuyorduk. Kakarak, doğa, kirepi, evet. Tabii güzel. Arkadaşlarla konuşuyoruz burada. Yeni tanıştık ama çok sevdim sizi. Çok teşekkür ederim. Bundan sonra sık sık gelirsiniz artık. Geliriz. Valla şeyde balık da yedik şimdi. Karma balık da yedirmiş. Hem de elinizle yedirmiş. Sen yemedin. Sen ikram ettin, yemedin. Ben yemedim. Niye yemedin? Toktum. Ne olur canım, böyle şurada acık balık yiyecektik. Bir şey olmazdı yani. Kahraman sağ olsun. Bir dahaki sefere. Bir dahaki sefere. Hep eve kahramana gideriz. Ben evi satacağım, kahramana gideceğim. O kadar mı? Ya, o kadar diye canım. Kiraya ver. 3 aylık kiraya ver. Abartmak güzel bir şey. Biraz. Tabii canım, yoksa sıkıcı. Her şey normalde. Sıradan ama olunca. Şimdi mesela rol yapmak da bir abartı. Rol bir abartı sanat değil midir bir yandan da? Hayatı abartmak değil midir? Bir şey ekspres ediyorsunuz. Ama bir şey ekspres ediyorsunuz. Ama... her zaman abartmıyorsunuz. Bazen gerçek, de çok minimal. Gerçek hayat bazen sahneden tabii sahne ki abartılı olabiliyor. Evet. Olabiliyor. Bunu yapmaya kalsın sahnede şey derler yani. İnanmazlar yani, falan. Olmaz şimdi evet. Falan. Peki mesela Türkiye'deki sanata ve sanatçıya karşı olan tavrı nasıl buluyorsunuz? Yani işte yok kıyafeti, yok osu, yok busu, sahneye öyle çıkılır mı, bu giyilir mi, çocuğuma kötü örnek, büyüğü mü? Çok farklı mi? Tiyatro... Ne düşünüyorsunuz? Artık... bunların kırılmaya başladığını düşünüyorum bu kalıpların. Kırılıyor mu sence? Yavaş yavaş kırılıyor. Bence mecburen kırılıyor çünkü. Kırılmıyor, çok fena. Kötüye gidiyor sanki. Hayır, şöyle bir şey vardı. Eski bir geyik muhabbetidir ya aslında. Dersiniz öyle tanısın. Şey diyordun, ben diyordum kötüye gidiyor. Siz dediniz yok ben kötüye gidiyorum. Bu sanatçıya karşı olan tavırdan bahsediyorum. Şaka yapıyorum. Dönemsel olarak bahsediyorum. Bugün şimdi topluma örnek olması gereken kişi gibi bahsediliyor. Niye halbuki sanatçı öyle bir şey değil. Sanatçılar... daha çok hani duygularını çılgın yaşayanlar, aynen, derin yaşayanlar, daha şey insanlardır, daha uçlarda dolaşan insanlardır. Ama onun icra ettiği sanata bakmak gerekiyor, örnek almak, ilham almak aynen, açısından. Aynen. Kendi hayatını ve kendi kişiliğine değil ama insanlar biraz o ikisini birbirine karıştırıyor galiba. Ya bak demin yok şimdi, bir arada yani bir saniye değil şimdi mi? Yok şimdi ben onu dinlemiyorum. Bir mesela şey benim garibiydi. Kızcağızın adı neydi hanımefendinin? Gülşen. Gülşen sahne kıyafeti giyiyor. Sahneye çıktı, bir kıyafet var.
Şimdi bununla ilgili siyasetçiler anlıyormuş. Onlar sözde tırnak içinde ahlak bekçisi falan takıldıkları için veya seçmeni öyle görüyor. Onlar bir şey söyleyebilir. Ama şimdi neydi? Bir şey Karaca. Adını unuttum kızcağızın. Işın. Işın Karaca. Benim çocuğumu kötü etkiliyor. Abi niye? Benim çocuğumu niye kötü etkilemiyor? Bize sizin çocuklar Gülşen'le etkilenip kötü yola düştüler mi? Hayır. Ya böyle bir şey mümkün değil ama... hem politika için hem işte sanat dünyasındaki ünlüler için düşündüğünüzde bazen bazı şeyler bir algı yaratmak için de söylenmiş olabiliyor. İnsan bir duruş sergilemek yani isteyebiliyor. Ben Işık Karaca'ya hani... hiç yakışamadım ya öyle bir laf etmesen. Sen de bir sahne sanatçısın. Sen de öyle bir şey giyebilirdin belki. Evet, bizim tabularımız olmaması gerekiyor lazım. Sahne kıyafetleri konusunda. Dünyada ne şovlar izliyoruz. Şimdi dünya tabii ne çoğaldığı için az önce söylediniz ve sosyal medyada her şeyi hızlandırdığı için her yerden böyle bir herkes böyle konuşabiliyor. Yani herkes böyle fikrini mesela bizim diziyle ilgili yorumlar gelebiliyor her şey. O bazen biraz de böyle... vaktinden erken oluyor. Evet. Sonra şimdi, da pişman olabiliyor insanlar. Bir de ama bakarsanız işte 68 kuşağından sonra aslında sadece ülkemiz değil ama bütün dünya da biraz daha böyle muhafazakarlaştı. Evet, yani bu da bir durum şey. Var. Eskiden mesela 60'larda, 70'lerde, 80'lerde daha böyle bir şeydi yani açık bir moda vardı ama bütün dünyada böyle biraz daha böyle insanlar daha dikkatli oldu. Yani o zaman evet, böyle bir. Tabii. Yani bu şeyde hani Fransız tatil köyü olsun Türkiye'de biraz daha böyle insanlar daha da böyle rahattı daha, yani. Daha, aynen. Ama değişiyor işte dönem şimdi değişiyor. Eskiden gazetelerde basılan gazetenin tabii. ilavelerinde basılan yani değişiyor yani dönem dönem ama şey de böyle. Şeyin teknolojinin hızlı değiştiği evet, dönemlerde muazzam gerçekte evet. bir artış gözlemleniyor. Evet, Fransa'da ikisi başa baş geliyor. Fransa'da da böyle yani ben de takip ediyorum. Orada bir muazzam yani, gerçek var şey var yani bütün dünya böyle. Yani evet. herkes artık böyle birbirini hani evet. onu bunu şey. Evet, ama şey olması lazım işte böyle bu çünkü aslında dünya çok güzel bir yer. Yani hayvanlar, deniz, güneş, şey. Dünya bir, şahane bir de insanlar var şimdi. Bir de geçen gün ben bir astronotla program yaptım. Diyor ki dünyanın değerini diyor. Dünyanın ya dışarıdan baktığı zaman anlıyorsun. Ne kadar kırılgan ve ne kadar önemli bir yer olduğunu diyor. Mücevher gibi. Burada bir düzen var. O düzenin içinde yer almak ve ilerlemek biraz zor oluyor. Yani bunu tabii saygı ve huzur çerçevesinde yapabildiğimiz sürece mutlu olabiliyoruz. Yani siz de dediniz ya ben hani artık eskisi kadar savaşlar olmuyor, şeyler olmuyor. Böyle bir düzende değişiyor yani. Artık modalar sosyal medyası oluyor galiba. Evet bence hiçbir şeye çok keskin tepkiler duymamak evet, lazım artık. De. Hayatta bir kere hani zıtların birliği vardır değil mi? Bir dualite yani, yasasından bahsedebiliriz. Hani Hegel'den bahsedebiliriz. Zıtlıklar farklılık. Ki aramızda Hegel'e de yani o şekilde değil, var tabii. oluyoruz evet, biz. Aynen. Hani tam çok 1900 tepki duymamak yani. Lazım. Hegel. Yumuşatmak lazım. Yumuşatmak lazım. Üslubu aynen. yumuşatmak aynen. lazım. Hoşgörü olmak lazım. Evet. Karışmamak lazım. Sana sevgiyle ne kardeşim? Bakmak sana lazım. Ne kardeşim ya? Sana ne? Sebepsiz sevebilmek lazım aynen bir yani. Canlıyı. Ya da sebepsiz gücük olmak lazım. Yakışıklı diye gücük oluyorum ben mesela. Siz bir yapıyorsunuz. Olmayın lütfen. Gücük olmak mümkün değilse. O kadar sempatiksiniz ki. Vaktiniz var mı? Var. Kahraman falan gelecek birazdan burada. Kalabalık olacağız ama... kalmak istediniz kalın, gitmek istediniz gidin. Benim yıl Lakar çekimim yedik, olabilir. Sen bugün sırrını savdın ama benim olabilir. O zaman seni uğurlayalım istiyorsan. Tamam. Pek bir son bir şey soracağım. Sana da işim bekliyor. Senin de işin var. Ya ben biraz yoruldum galiba. Peki, o tamam, setten geldi. Genç ama ben yaşlıyım, o genç, o yoruldu, ben cillop gibi. Ama sizi de yalnız peki, bırakmak şey istemiyoruz. Ya hiç fark etmez. Ben yalnızlığa alışkınım. Beni bütün herkes terk ediyor zaten. Börü ne kadar sürecek daha ve memnun musunuz gidişatından? İzlenmesinin arkasından. Müthiş bir kitlesi var. Ben, evet, ben o kitleye çünkü. Hayran kaldım. Tabii. Yani müthiş takip ediyorlar. Her şey çok yakından ve olayın çok içindeler. Bütün detayları yakaladılar. 6 bölüm falan. Bir de ikinci sezon çıkacak. İkinci, üçüncü. Çünkü bir de konu dişi bir konu bir de. Yani tabii. Zaman. Doğurgan. Evet. Ama şöyle bir şey var. Gerçekten de çekimlerde zorlanıyoruz. Çünkü 2039'da geçiyor. CGI var. Evet. Ve oradaki savaş sahneleri de... CGI ne demek? Ya bütün o özel efektler... Computer generated image şey yani. Onu biliyorum da yani herkes bilmiyor. Efektler. Ama o konuda yani o çok... Bazı sahneleri Green Box'ta çalışıyoruz. Bazı sahneler tamamen bilgisayarda evet, üretiliyor. Tabii, evet. Herkes çok şaşırdı seyrettiği zaman. Hani bunlar Türkiye'de yapılabiliyor evet, muydu diye gerçekten diye. Muhteşem iş çıkarıyorlar. Biliyorsunuz Pixar'ın bazı
şeyleri Türkiye'de üretiliyor bazı parçalar. Aslında şöyle bir şey oluyor. Bir şirket diyor ki ben bunu diyor CGI'ni yapacağım ve parça parça o montajları yolluyor dünyanın her yerine. Yani. Şimdi tabii datalar herkes çok hızlı gittiği için Hindistan'da bir çocuk evinde, Kanada'da başka bir çocuk evinde, Türkiye'de falan tak tak ama bizimki Türkiye'de yapılıyor. Ama şeyler Hindistan'da da var çocuklar. Yani dünyanın her tarafında yapılıyor. Hammali işleri sağa sola dağıtılıyor. Yani. Evet. Fikri taraf burada hazırlıyor olabilir mi? İşte ben en çok şeyden etkileniyorum. Yani bu kadar genç bir ekip, çok zekiler ve hani bilim kurgu bunun yapılması gerekiyordu. Yani herkes yapmıyor. Herkes o taşın altına elini satıyor. İyi bir şeydi yani. O yüzden yapılması gerekiyordu. Bu şeylerin de bu streaming kanallarının itirafı oldu. Yani normal televizyonda yapılmayacak yaratıcı ve önemli iş orada yapılmaya başladı. Evet, evet. Bu arada Cumhurbaşkanı olman çok iyi fikir geldi bana. Benim adayım sensin. Teşekkür ederim. Yani bunu söyleyen çok oldu biliyor musunuz? Balta balta bir sürü erkek olacak. Bakıyorum yeni adaylar falan diyorlar. Ne gerek var işte fıstık gibi Cumhurbaşkanı. Çok teşekkür ederim. Ben de çok heyecanlandım bu tepkilerden. Bilmiyorum 2039'da düşünürüz. 2023. 2039'da ben kalmadım. 2023'te oldu bizde doğru gibi Cumhurbaşkanı hanımefendinin şey olan seçmeni oldu. 2039 daha iyi. Daha genç biraz daha. Sözünüzü unutmayın. Valla bak aday olursan %1 milyon oyum senin yani. Hiç. Tamam. Şu anda benim kafama en uygun Cumhurbaşkanı adayı sensin yani şu anda. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Eksik olmayın. Ona vermem oy. Çok yakışıklı. Yok vallahi bak çok isterim. Senin de Cumhurbaşkanı olmanı çok isterim. Keşke olsan yani. Düşünsene böyle liderler fotoğrafı var. Bu yakışıklı kim? Türk Cumhurbaşkanı. Şahane olmaz mı? Bilmiyorum zor işler. Bilgi değil mi? Bak eşiniz oradan kıskandı yalnız. Dedi ki olmaz. Benim oyum ona. He? Hiç kıskanmadım diyor. Destekliyor. İki oyun garanti. Denizden garanti veremem. O kendine verecek oyunu. Biriniz olursa ben ikinizden birine oy veririm yani. Hiç fark etmez. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Burada abuk sabuk konuşuyorum ben. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Çok keyifli. Ben çok keyif aldım sizin burada olmanızdan, varlığınızdan. İlerleyen günlere tekrar beraber olmak dileği ve umuduyla. İnşallah. Sizlere hayırlı akşamlar diliyorum efendim. İyi akşamlar. Programın ikinci bölümünde kalsanız çok sevinirim ama yorgunsunuz. başka zaman inşallah. İnşallah. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Gelecek kısa bir aradan sonra kimler geliyor bakayım? Vedat Sakman geliyor. Sevgili Vedat Sakman geliyor. Değerli Vedat Sakman geliyor. Bilge Çingiray geliyor ve Kahraman geliyor. Bakalım neler anlatacaklar bize. Sağ olun. Aşık olunası şarkılar yazılasıydınız, lakin sevdalara dar vakitler yetmedi. Ah bir ömüre bin sevdayı sığdırmak neydi? Neydi o hüzün akşamları gün batımında? Lakin olacaktın. Güllere sus desem kırılır mıydı kalbiniz? Engin denizlere açılır mıydınız? Bir sevgi sözü kadar yakınımda durdunuz, lakin gidecektiniz. Bir sevgi sözü kadar yakınımda durdunuz, lakin gidecektiniz. Sözler verilesi, aşklar yaşanasıydınız, lakin kelimeler cümlelere yetmedin.
Ah ne zaman bir kederli şarkı duyulsa, belli ki bir ışık sönmekte uzaklarda ve yalnızdır akşamlarda. Güllere sus desem kırılır mıydı kalbiniz? Engin denizlere açılır mıydınız? Bir sevgi sözü kadar yakınımda durdunuz. Lakin gidecektiniz. Bir sevgi sözü kadar yakınımda durdunuz. Lakin gidecektiniz. Beyat abi hoş geldin. Hoş bulduk. Şuraya geleceğim abi, galiba. Abi lütfen buraya tamam. Gelirseniz çok mutlu edersin. Peki. Ama liseden biz senin yanına gelebiliriz yani. Senin ayağına gelmekten şeref duyarız. Estağfurullah. Merhaba. Gerçek söylüyorum. Hoş geldin. Merhaba. Hoş geldin. Merhaba. Hoş geldin. Seni böyle dinlerken bayağı bir eskiye gittim. Gerçi bu şarkını bilmiyorum. Bu bütün çok... şarkılarını biliyorum, bunu bilmiyorum. Yeni şarkılar. Yeni bu, tamam. Evet. Yani şöyle diyeyim. Müziği sevmemde, daha doğrusu müzikle haşır neşir olmak, müzik dinlemek arzusunun uyanmasında senin de çok etkin vardı benim üstümde. Öyle mi? Niye? Çünkü onlu yaşlarımda iyi müzik dinlemeyi sizler öğrendim. Çok teşekkür ederim. Ve hala iyi müzik yapıyorsunuz. Büyük bir onur benim için. Seni burada ağırlıyor olmak bizim için onurların yani en büyüğü. Teşekkür yani ederim. Kaç kişisiniz abi? Yani sizin senin bir elin parmakları belki birkaç tane daha fazla. Yani mümbit olmayan bir toprağın çok değişik endemik bitkilerisiniz diyeyim belki. Çok teşekkür ederim. 50 yıl mı oldu abi? Kaç yıl oldu? 57. sene bu sene. Doğru evet. 50 yılda zaten sana özel bir şey yapılmıştı. Üstünden yıllar geçti. 7 sene geçmiş. 7 sene geçmiş. Da, evet. Vay be yaşlandık abi iyice. Vallahi pek yaşlanmıyoruz gibi sanki. Sen yaşlanmıyorsun. Yani dip friziği çalışıyor. Evet. Dondurdum. Yaşlanmıyorsun. Çok da yaşlı değilsin. Kaç? 70. 72 oldu. Tabii yani oldum. 72 oldu. Yani çok evet. Da yaşlı değilsin. Benim bütün arkadaşlarım senden daha yaşlı. Şimdiki dönemde evet biraz fazla yaşlar şey oldu değil evet, mi? Evet hikaye oldu. Şimdi seni dinlerken şunu düşündüm. Senin hep bütün şarkılarını bildiğim için neredeyse. Bugünkü şarkılarla birkaç kişiyi dışına alıyorum bunu mesela. Çoğunda ya sizin şarkılarınızda bir hikaye var. Bir şarkının hikayesi olması şart mıdır? Çünkü dinlerken siz o hikayesi olan içine girip kayboluyorum gidiyorum ben. Yani müzikle beraber öyküye de kaptırıyor kendini. Şimdi bunlar yok sanki. Şart mıdır? İyi, daha mı iyidir? Çok güzel bir şey. Bunu da ben açayım söylediğiniz tabii ki. İşte bütün olay da bu zaten. Şarkı nedir? Aman işte adam ne kadar güzel söylüyor. Aman bu şarkı da çok güzelmiş. Şin ötesinde bir şey. Yani bir aşk şarkısı sadece bir aşk şarkısı değildir. İşte tam da izah ettiğin gibi biraz önce söylediğim gibi. Bizler editörüz. Konuyu açıyoruz. İnsanlar bir müzik tabii çok önemli bir illüzyon ve kendi hayatlarında bir yer açıyorlar. Ve o açtıkları yerde müzikle birleşiyorlar zaten. Yani biz çalarken, biraz önce ben çalarken umarım köylü olmuştur. Hep ona gayret ediyorum. Ya benle ilgilenmesinler. Sadece müziğe girsin insanlar ve onun içinde öyle, kendi hayatlarını... Evet. Bir tane kahraman da olmuş çünkü biz aynı jenerasyonuz. Evet. Evet aşağı yukarı. Sana nasıl oldu? Şahaneydi. Şahaneydi. Çok güzel. Evet. Yani mesela şimdi kimsenin dedikodusu yapmış ama Serdar Ortaç'ın şarkılarını dinliyorum bazen. Yani duyuyorum, dinliyorum demeyeyim. Şu an dinlemiyorum da duyuyorum. Bir yere gidiyorsun mesela çalıyor. Eller havaya kaldırmış işte falan. Bir gün böyle birkaç sene önce bir yazsın bir yerde Serdar Ortaç'ın bir şarkısı çalıyor. Ben de dinlemeye başladım ve hani dedim ki dinleyeyim ne diyor. Birbirinden alakasız kafiyeli cümleler. Yani birbirine hiçbir alakası yok. Evet.
Ya bu tabii dünyada da işte gelen 90'lı yıllardan sonra gelen popülizmin getirdiği, bizim diyeceğiz ki bizim müziğin çok dejenere edildiği bir döneme girdik, halen de onu yaşıyoruz. Yani bu anlattığımız bu. Bu tabii derinlemesine bayağı saatlerce oturup konuşulacak bir... Bunun üzerine bir bilim programı yaparız biz seninle. Yani yapılır, evet. Yapılması lazım. Yani insanların nereden nereye gel... Bu dediğiniz şey, şöyle bakıyorum da bir 30 seneden söz ediyoruz. Şimdi 30 senedir hiç kulağınızda böyle kalan, hani eskiden bir şarkılar vardı işte klasikli. Hala ezbere gelirim abi. Olan 30 senedir dünyada da sadece çok burada az, değil. Çok az. Çok az. Yani Amerikalı işte zenci kızlar var. R&B yapıyorlar, çıktılar. Hepsi birbirinin aynı standardında. Ama yaptıkları hiçbir şarkı şey değil. Kulakta kalmıyor. Peki de kalmasın diye yapılıyor. Evet, herhalde. Günlük tüketilen. Günlük tüketilen. Yani sound, soundlar iyi tabii, teknoloji soundlar gelişti. Çok, soundlar değil şöyle. Evet. İşte rap olayı var bir de. Ben rap'i dinliyorum ama biliyor musun? Evet, tabii. İyiyse, kaliteliyse evet, dinleniyor ama o da çok rapçiler var. Çok hoşuma gidiyor evet, çocuklar. Yani sayıları çok değil ama çok iyiler yani. Evet. Bir de bu Fransa'da mesela, o bildiğimiz Fransız müziği bitti. Böyle bir Mağrip kökenli bir Cezayir Fransız müziği çıktı böyle. Bir garip konuşan bir Fransız Arap çocuklar. Onu ben bir bakayım, onu bilmiyorum. O çok acayipler. Çok acayipler yani. Tabii Fransız kültürü yani onların hepsi seni şey, daha şey, sana yakın biraz, olduğu için. Biraz Serdar Ortaç var ya bazıları ama iyiler yani. Çok yeniler var bu konuda. Bu ama akılda kalan bir şey yok orada. Ama yani, abi senin şarkıda mesela Bülent Ortaç gibi hala hatırlıyorum, bizim Galatasaray evlerini saymıyor. Hep Galatasaray'dan bahsedecekleri, senin de bir tanesi çok iyi arkadaşın. Evet evet. Mehmet Teoman. Tabii birlikte çok iş yaptık. Çok işler yaptınız. Çok şey yaptık. Mehmet Teoman'ın babası da bizim mektepte müdürümüz. Okul müdürüydü tabii. Ali Erdoğan'dı değil mi? Ali Teoman. Efendim? Ali Teoman. Ali Teoman, evet. Erdoğan nerede? Ali Teoman. Abi artık her şey Erdoğan olduğu için. Her şey Erdoğan olduğu için. Onu da Ali Erdoğan diyebiliriz. Kahraman Bey, size hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi bilen biliyordu ama son zamanlarda aşırı meşhur oldunuz. Ya biz zaten biliniyorduk abi, biliyorsun, çalışıyor yıllardır. Yıllardır. Aynen öyle. Ben seni epey bir çeyrek asır hemen tanıyorum seni de ama evet, senin hikayen nasıl başladı? Ya biz balıkçılık yani şöyle çocukluktan... 14 yaşa çalışmak. Yani 13-14 yaşında tabii bir ustayla beraber bizim oralarda balıkçı köyleri. Bizim oralar dediğin? Balıkçı köyü, Rumeli Kavra, Sarıyer bölgesi, balıkçı bölgesi olduğu gibi balıkçılığın olduğu, yaygın olduğu bir yer. İnsanların hayatlarını balıkçılıkla kazandıkları bir yer. Önce denizde avlanmayla. Biz de o yaşlarda işte 12-13'lü yaşlarda 76-77 senesinde. Resmin olacak, resim var onu. Resmim var evet. Şöyle. Ekrana getirsinler oraya. Şöyle. Onu çek, fotoğrafı çektirdim ben. Evet. Arkadaşlar var. Heh. Ondan sonra. Bunlardan evet, hangisi sizce kahraman olabilir? Evet, şu küçük olan benim. Küçük olan kahraman. Evet, sene 76-77 falan. Öbür... Kahraman 13 yaşında. Aynen öyle işte orada. Ne yapıyorsunuz orada? Midye mi ayıklıyorsunuz? Hayır, o zaman Kasım karanlığı, palamut zanaatı. He. Palamut kesiyoruz. Yani Kasım'ın 15'i. Balıkları leğende kesmişiz, farkındaysanız canlı kestiğimiz için kıvrılmışlar böyle, dönmüşler. Bu yanımdaki arkadaşım da 6 ay önce Covid'den kaybettik. Ondan sonra 63 doğumlu o, 64 doğumlu ben. O yaşlarda başladık bu köyde midye çubuklamakla. O zaman midye işi çok yaygındı. İşte günde 20-30 bin tane amcamın dükkanı. Günde 20-30 bin tane. 33 bin tane çubukladım ben. 3 kişi, tek kişi yapamazsın bunu. 3 kişi 33 bin tane çubukladık. İşte o zamanlar kavak, vapurlar geliyor, boşalıyor. Boğazın havası, midyenin tavası, kavakta böyle bir slogan var. Evet, şey vardı. Amcamın yanında. Denizin üstünde bir tabii denizin üstünde aynen vardı. Direkler çakılmış, restoranlar, lokantalar, tahta sandalye, masalar, örtü yok, hiçbir şey yok o zaman. Aynen. Kimse... Kağıtlar vardı. Tabii o zaman kağıt da yok bizim o zaman. Kimse ona bakmıyor zaten, o lezzete bakıyor. Orada amcamla başladık biz bu işi aslında en önce. Amcam ilklerdendir. Sen amcanın yanında. Onun yanında aynen. Tabii midye çubukluyordum. Sonra benim ustam vardı. Karşı tarafta bir dükkanları vardı onların da. O bana bağırırdı. Çok hızlıydım ben. Pire gibi çocuksun falan filan. Aldı beni yanına. Yani ben onun yanına 77'de girdim. 95'te ayrıldım. 77-95. Düşünebiliyor musun? Bir fiil. 18 sene mi? Aşağı yukarı 17-18 sene ama bir fiil nefes almadan. İzin yok. Hiçbir şey yok ya. Böyle bir şey yok. Sadece çalışmak. Ondan sonra işte öyle devam etti. 95'te ondan öncesi var tabii. O 80 ihtilali babamla balıkçılık var. Restoranlar yıkılınca İhtilal'de kanunsuz dükkanlar onlar hep yıkıldılar tabii. Yıkılınca İhtilal'de babam dedi ki ne yapacağız dedim. Dedi motora at da yataklarını at motora. Ufak bir kayığı var babamın 13 metre bir kayık.
Büyük teknelerin, ne yapıyorsun kayıkta? Büyük teknelerin peşinde balık taşıyorsun. Tabii balık taşıyor. Onların tuttuğu balığı taşıyıp balıkhane. O zaman Azapkap balıkhanesi. Sen bilirsin abi, oralara gitmişsindir. Oraya biz balık taşırdık. Bir sene o işi yaptık, sonunda battık tabii. Orada boğulduk falan filan, 6 saat kaldık. Bir kazan var değil mi? Kaza bindirdik, boğulduk orada. Oradan çıktık. Denizde kayaklara çıkıyorlar gece vakti. Kayalıklara bindirdik. Tabii teknede o zaman radar kaldı. Yok. Ha, hiçbir şey yok abi. Bir tane el fenerim var işte, ondan beraber Allah'a kalmış gidiyorsun işte. Ve tekne batıyor orada. Batıyor tabii. Kurt ya, tabii yani. Ocak ayı. Kış. -5 derece. Abi içeride tüp yakıyoruz dışarıdaki buzu eritmek için. Önümüzü görelim diye. Yani öyle zamanlar hiçbir şey yok tabii o zaman. Sonra oradan dışarı geldiğimde 2 gün, işte 3 ay kaldık o zanaat bitene kadar, ama 2 gün o batma esnasında oralarda uğraştık, tekneyi tekrar yüzdürdük, altına yama yaptık falan filan. Bu usta beni tekrar çağırdı. 81'in birinci ayı tekrar aynı ustayla başladım. 95'te bu şu anki yerimizi açtık. Niye ayrılıp açtın? Yani açmak için mi ayrıldın kendine? Yok şöyle, o zamanlar iş biraz bozulmaya başladı bizim. Başkaları geldi girdi falan filan derken bizim keyifsiz oldu. Patronun bir oğlu vardı. Keyifsiz oldu. Biz ayrılmak zorunda kaldık. Burası da bizim gene bir amcamızın mülküydü. Buraya geldik. Burada başladık işe. Çok küçük, böyle 30 sandalyeli falan. Zaten sandalye masa yok. Kırık dökük şeyler işte. Tuvalet yok, hiçbir şey yok o zamanlar. Ben kapıya çıktım bir gün. Yani insanlar beni görsün de işte biz buraya iş alalım da, işte 10 kişi falanız o zaman. Ekmeğe peşindeyiz diye. Usta dedi ki, kapıda geldi beni gördü. Eski usta. Eski usta. Sakın dedi, kapıya çıkmıyorsun sen kahraman. Sana gerek yok. Sen ızgaranın başına geçeceksin. Sanatını yapacaksın. O insanlar gelecek. Ve aynen dediği gün onu yaptım. Sene işte 2022'ye geldik. 27 sene. Aynen 27 sene. Şu anda biz 35-40 personeliz işte orada. Ama sen hala ocaktasın. Tabii ben pişiriyorum. Olmaz başka türlü. Ben şimdi bu akşam abi size geleceğim diye 8.30'a kadar ızgaradaydım. Tabii. İçerisi kalabalıklaştı. Artık çok, yani bir an dedim ki nasıl gideceğim? Gelen insanlar da abi biliyorsun oraya gelenler. Herkes yani de görmek istiyor bir de. Acayip yani. Kitle çok güzel. Çok kalite, çok temiz. Öyle biz de fazla aşırı. Siyasetçiler, büyükelçiler. Herkes gelir abi. Herkes gelir. Ben sadece hizmet tarafındayım. Sanıyorlar ki mesela kahramana ilk defa böyle birisi gel, mühim birisi gelmiyor. Herkes bütün Hollywood geliyor ya. Herkes, dünya geliyor. Artistler abi geliyor, devlet başkanları geliyor. Çok. Kim ararsan orada yani. Kim, inanın şu 3-4 aydan beri dünyadan şefler, Michelin yıldızlılar, efendim Rus televizyonları, çekimler, ya inanamazsın. Peşi peşine geliyor. Yani ben sadece önlükle ne iyi sunabilirim, ne lezzetli verebilirim onun peşindeyim. Yani ben bir şeyini getiririm. Tabii abi, benim bu ya bu olmadı mı? Bir parçası bence ki bunu mu ediyorsun kahraman? Aynen. Bu olmadı mı, ben dükkana gittiğim zaman eğer bunu takmazsam diyorum ki çocuklar, bugün burada bu enerji olmaz. Bu ekmeği alamayız. Bunu takarım, besmeleyi çekerim. Nasıl abimin sanatına icra ettiği gibi, aynı bir sanat bu. Evet, evet. Bir tablo yapıyorsun, bir resim abi şu, yani o bu kalkanları, bu balıkları yani alıp büyük bir iş. Mesela sen kalkancı olarak ünlüsün. Kalkancı. Niye kalkan? Şöyle, biz buraya geldiğimiz zaman eskiden, gene onu da şöyle söyleyeyim, kalkan balığı dilim bilinir. Kesersin, dilim evet, yaparsın. Evde evet. Annelerimiz, annenevi pişirirler. Halk da eskiden dışarı restoranlarda da böyle. Öyleydi. Ama biz buraya, ben buraya geldikten sonra 95-96 senesinde düşündüm. Bunu bir farkındalığımız olmalı. Yani herkesin yaptığı değil, herkesin yapmadığını yapmak lazım. Ve ben bunu bütün düşündüm. Bütün bu balığı Meşoğlu'nun ateşinde, külde, ağır bir ateşte, dumanla beraber. Yani altında kırmızı bir ateş göremezsin zaten. Bunun özelliği bu. Bunu icra ettik. Bunu yani yarattık bunu. Yeniden yaptık bunu. Derken bu çok tabii. Berat abi hiç gitti mi kahramana? Yok. Berat abi gelmedi. Abi bir gün gitmeli lazım. Bir gün mutlaka bekleriz. Çok acayip çünkü. Evet. Ben diyorum herhalde balık yemeyi çok severim ben. Kahramandaki lezzeti belki memleketim diye. Belki kahramanı sevdiğim evet için ama böyle bir şey hakikaten. Abi inan ben onun içindeyim. 27 yıl ben her gün yediğim şeye adet ediyorum ya. Ya bu nasıl bir şey diyorum. O salatayı, ekmeği. Baksana abi vaziyete ya. Şurada ekrana bakıyorum, kafam bu kadar. O vaziyette şey gibi, de var. O Rus aktör ne abi yemeğe gelen ismi? Şu, şey, Gerard Depar diyor. Aynı Fransız. Depar diyor gibiyim ya. Şu vaziyete bak ya. Fransız. Depar diyor yani senin orada. Evet doğru. Kaç kere abi Depar diyorlar. Öbürü. Monica Bellucci'lerden tut. Russell'dan tut. Herkes ya. Herkes yani. Ama bir lezzet aldığı zaman yemek çok önemli abi. Çok önemli. Yani ben senin gibi yemekçi görmedim. Dünyada bu kadar güzel yemek yiyen, bu kadar bu işi iyi bilen bir adam görmedim. Yani şimdi şeyi de söyleyeceğim. Çok doğru bir tespit. Evet abi.
Mesela müzik kulağa hitap eden, işte görsel sanatlar var, damağı bir yana atmayalım. Çok su istimal ediliyor ama o da bir... Aynen, o da duyuyor. Hatta bir hatırladığım bilgi müzikle şeydi. Rossini'nin sanıyorum sonradan gurme oluyor ve çok şey oluyor, müziği bırakıyor yani. Aynen. Ve şey abi ediliyor. Yemek için her şeyi bırakıyor. Dünyanın... O tabii o yemiyor tabii belli abi. Evet. Ya, sen çok yemiyorsun. Yok yiyorum. Yemiyor, belli yemiyor. Yiyoruz. Bilgi hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sen de benim dinleyeceksin. Bu dalma için minik olmak gerekiyor. Aslında minik olmak değil de işte kas yağ oranı biraz daha lazım. Evet orantılı olduğunda daha rahat dalışlar yapılıyor. Bu dalmak için ben öğrendim abicim. Bir, kadın olacaksın. İki, güzel olacaksın. Üç, minyon olacaksın. Zayıf olacaksın. Konuştuk içeride hanımefendiyle konuştuk. Evet. Ben bize daha Şefika gelmişti. O da senin başka bir modelin. Şefika evet. Şahika gelmişti. O da senin başka modelin. O da fıstık gibi minnacık. Sen ne yapıyorsun? Bu dalmanın çeşitleri var. Sen su altında yürüme rekortmeni misin? Evet. Bir, o ne demek? Ben 2017'de ilk defa sonra 2019'da bir Guinness rekor denemek istedim. Ve sizin bahsettiğiniz İşte bu Guinness rekorlarından bir tanesi. Ne yapıyorsun? Adı yürüyor musun? Evet, yarışma kategorisi değil bu. Tamamen bireysel rekor denemesi. Evet. Ya bunun dünya şampiyonası yok yani. Hayır, yok. Tek bir kaç kilometre yürüdün? 81 metre yürüdüm. 81 metre su altında. Tek nefeste. Evet. Kaç dakika sürüyor? Çok zor, kolay bir iş değil. Evet. Çok zor bir iş. 2 dakika 17 saniye sürdü performans. Ben 4 adım yürüdüm belki. Belki, o da belki yani. Çok önemli bir iş. Yok, aslında çok şaşırtıcı olarak... herkes bizim böyle yaklaşık yarım saatlik 40 dakikalık bir seansımız var. Ondan sonra hazırlık seansından sonra 3 dakika nefes tutabiliyorsunuz. 3 dakika. Evet, iyi bir konsantrasyonla. Ben 3 dakika nefes tutsam beyin ölümü gerçekten. Zaten can çıkışıyor. 3 dakika nefes tutma gitti. Peki kaç dakika tutuyorsun sen? Kaç dakika tutuyorsun? Ben 6 dakika 32 saniye ile şu an Türkiye rekoru sahibiyim. 6 dakika nefes tutuyorsun. Vay canına ya. 6 dakika. Şimdi mesela tut desek program diyecekler tutabilir onu. Aslında antrenmanlarımızda 7 dakika ve üzerini görebiliyoruz ama tabii vay yarışma canım. Heyecanı. Nasıl ben bir Yogi Kazım'ı gördüm. Hatırlar mısın abi Yogi Kazım'ı? Eskiden çıkardı biliyorum Yogi canım. Yogi Kazım muazzam. Onun yaşı şu anda 90 falan üstünde. 100 olmuştur. Yüze... Yani. Ama baksana yaşıyor tabii canım. Tabii Yogi Kazım muazzam. Yogi Kazım çıkardı televizyonlara çok çevirdi. Tutulmuş. O doktora gidiyorum buna gidiyorum falan filan kimse yapamıyor. Bir gün Yogi Kazım'la karşılaştık. Galiba İstinye'de atış poligonunda falan olabilir. Dedim ki abi böyle sırtım var. Gel bakayım böyle tık tık. Bir dakika düzeltti tabii. 20 dakika falan nefes tutuyor. Evet. Onlar başka bir şey tabii ama. Evet onlar kalbini yavaşlatıyorlar. Yogiler. Evet, evet. Sen de kalbini yavaşlatıyor musun? Tabii bizim için de konsantrasyon çok önemli. Bunun için birçok meditasyon tekniklerimiz var hazırlık döneminde. Uzun süre devam ediyor ve tabii ki yarışma öncesi, performans öncesi de yararlanmamız mutlaka gerekiyor bu tekniklerden. Sen bir de annesin. Evet. Çocuğu suda mı doğurdun? Suda doğurmayı çok istedim. Fakat ülkemizde çok öyle bir uygun imkan yok, bulamadım. O yüzden o şekilde hayalimiz kaldı. 7 yaşında Doruk maşallah. İsminde bir sen oğlum var. Sen kaç yaşındasın? Ama bu sorulur mu? Şaşırdım 7 yaşında çocuk. Yani 13 yaşında anne olmuş gibi bir halim var. Yani. Yemin ederim. Yok. Çok genç görünüyorsun ama. Teşekkür ederim. Peki nasıl giriliyor? Yani böyle suya yavaş yavaş girerek... Yürünüp gidiliyor mu yoksa dibe inip dipten yürümeye mi? Şöyle benim performansım bir havuzda gerçekleşti. Bakın havuzda. Ekranda da görünüyor şimdi. Okay. Evet havuz yaklaşık 1 metre 60 santim kadardı. Hafif eğilerek. Ama elbiseyle falan giriyorum. Şemsiye de alsan ıslanmazdım. Evet oğlum orada aslında bana son anda dalmanı istemiyorum dedi. Ve ben onu sadece suya sokarak ağırlık da tabii. Evet evet nötr kalabilmek için çünkü ciğerlerimiz hava dolu. Toplamda 20 kilo bir ağırlıkla yürüdüm. Belimde 10 kilo var elimde 10 kilo var. 41 adım 2 dakikada. 2 dakika 10 saniye. 81 metre. 81 metre pardon. Evet. 2 dakika 17 saniye. Bu 81 metrenin de bir esprisi var aslında. Ondan bahsedeyim isterseniz. 1881. Hayır. Türkiye'deki 81 ilimizde yaşayan tüm kadınlara biz armağan ettik bu rekorumuzu. Ve gerçekleştirdiğimiz için de çok mutluyduk. 6 dakika nefes tutmak. Bu akıl alır gibi bir şeydi yani.
Yani yapıyla da peki, alakalı abi. Denizde mi dalıyorsunuz, gölde mi dalıyorsunuz bu derin dalış şeylerinde? Bizim iki ayrı dalımız var aslında. Havuz ve deniz olarak ikiye ayrılıyor. Havuz branşları da 7 branş kendi içinde. Denizde de 4 branş var. Ben daha çok havuz branşlarında yarışan bir sporcuyum. Peki hangisi daha zordur? Tatlı suda dalmak mı, tuzlu suda? Çünkü tatlı suda da boğulma riski daha fazla diye bir görmem. Mesela o... Aslında havuzda biraz daha güvenli bir ortamdasınız. Ve istediğiniz anda hemen başınızı çıkartıp evet, nefes alabiliyorsunuz. Öbüründe dibe doğru yürüyorsun evet. 60 metre. Derin metre, dalışlar metre. Biraz daha fazla adaptasyon gerektiren ve riskli dalışlar olabiliyor. Biraz daha derin dalış. Namık Ekin vardı ya. Tabii. Namık Ekin'i bilir misin? Evet. O da suyun altında 3 gün mü, bir hafta mı, bir yıl mı bir şey kaldı. Tabii. Derileri soyuyor adamcağız. Bayağı bir şey var. Bir de öyle bir şey var. Evet. Sakın onu deneme ne olursa. Çok fena bir şey. Çok fena bir şey var. Evet. Şu anda ne yapıyorsun peki? Bir, üstüne çalışan özel bir şey var mı bu dalışla ilgili? Yani bir de şöyle bir rekor kırayım, bir de şunu yapayım falan dedim. Evet, aslında derin dalışa biraz daha ilgi duymaya başladım ben son yıllarda. Aslında çok evet çok ilgi duyuyorum fakat çocuğum... Karnede dalarsan haber olsun sana kalkarası var. Tabii deniz dalışları Türkiye için Kaş'a gidip orada bir süre kalıp ve sürekli antrenman yaptırman yapmamız gereken ve adaptasyon gerektiren dalışlar. Onun da kendi için cinsleri var değil mi? İşte ağırlıklı, tabii. Serbest ağırlıklı, paletli, paletsiz, olumlu genelde, falan. Genelde hep sabit ağırlık. Sabit ağırlık. Aynı ağırlıkta inip aynı ağırlıkta çıkıyoruz. Fakat riskleri çok olan çok bir şey ya. Ama nefes almadığınız sualtında vurgun tehlikesi yok. Mevzudan değil yani. Mi tabii? Tüp evet. Olmadığı için nefes alınmıyor. O yüzden vurgun tehlikesi yok. Evet vurgun tehlikesi yok fakat bizde de bayılmak. Mesela şarkıdan daha uzun nefesini tutabiliyorsun. Evet ama Şayka da çok sevdiğimiz, çok değerli bir sporcumuz. O derin dalışta evet. Çok daha çok. Yani iyi düzeyde. Evet ben de derin dalışa artık meğer sağlığa başladım. Artık Şayka'ya rakip olacaksın. rakip değil de beraber. Seneye ikiniz de beraber alacağım programı. Umarım. Bakalım. Çok sevdiğim bir arkadaş. Havuz koyarız. Biz dalar gideriz ondan sonra. Biz dalarsın. Vedat abi... Şimdi siz babalar değil. Yani. Siz Türk müziğinin kurucu babalarısınız aslında Türk pop müziğinin ama. Yenileri nasıl buluyorsun? Yenilerde bunlar iyiye gidiyor, bunlar şöyle oluyor, bunlar böyle oluyor şeyin var mı? Ve yine paralelinde evet. Bir şey soracağım. Şarkı sözleri üzerinden yaratılan bir tartışma var son günlerde. Bu tartışmayı nasıl buluyorsun? Şimdi yenilerden evet tabii çok değerli şarkı üreten arkadaşlarım var. Onlar bilinmiyorlar ama yakında bilinecekler. Ya öyle ben bazılarını böyle konuk ediyorum belki rastlarsın. Evet seni. Mutlaka. Çok böyle bir umut var tabii orada umutsuz bir durum yok. Ama bütün tabii şey olayı işte ülkenin içinde olduğu durumda zaten oraya geleceğim. Müzik biraz arka plana itilmiş bir halde. Yani hatırlarsan bu yıllar önce böyle kaset kuyrukları falan şeyler alırdı. Yani şimdi şu anda insanlar müzikle falan pek ilgili değiller. Bir de bu pandemide de tabii çok şeydi ama üretimlere çok yararı da oldu pandeminin. Öyle bir şeydi. Bütün müzisyen arkadaşlarımın hepsi güzel şeyler ürettiler. Evet. Ama para kazanmakta zorlandılar. Para kazanma meselesine girince zaten halen zorlanıyor. Tabii. Orası felaket tabii. Yani sahneler kapalıydı, gece kulüpleri yasaklanmıştı, müzikli mekanlar yasaklanmıştı. Yani hala öyle. Hala öyle. Hala öyle. Çok acı bir durum var. Bunu hep söylüyorum, şimdi de söylemek durumundayım. Yani sadece bizler değiliz ki, biz profesyoneliz. İşte 57 senedir bir şekilde ben hayatımı sürdürebiliyorum ya da işte emekliyim. Şu anda sorumluluk sahibi olduğum kimse yok. Emekli maaşımla falan da pandemi dönemini geçirebildim. İşletmemiz var, orası da kapandı neyse. Ama asıl düşünülmesi gereken, şimdi bu şehir dışında bakarsanız böyle ışıklı bir yerler vardır yoldan geçerken. Onun önünde arabalar falan var. Oralar işte artık kasabalarda şeylerde bile pavyonlar var. Buralar hep eğlence yerleridir. Bunlar ruhsatlı, vergi veren, aynen. Orada çalışan işte şeyler, personel, konsumatçısı, müzisyeni. Şimdi bu insanlar vergilerini veriyorlar ve bu yasal bir iş orada yaptıkları bu işler. Bu insanların hepsi
korkunç derecede işsiz kaldılar ve kimse de bunların halini, şeyini sormuyor. Ben de bunu hep dillendirmek istiyorum onun için. Yani canınızı sıkmıyorum ama yok, böyle yok, bir gerçek de var. Maalesef yani. Sen şimdi İstanbul'da mısın? İstanbul'dayım. Çünkü buradayım. Pek çok senin döneminin sanatçısı aslında bir ölçüde İzrail'e yerleşti. Kimi gitti Bozburun'a yerleşti, kimi Bodrum'a yerleşti. Ben de aktif çalışıyorum. Sen devam ediyorsun. Hiç gazetesine devam ediyorsun. Evet, yani geceleri çalıyorum. Ve bir kendi yerin vardı, ne oldu, duruyor mu? Var, duruyor. Kadıköy'de bir yerimiz hala var, hala duruyor orada. Hala akşam oradasın. Cumartesileri biz çalıyoruz, diğer günlerde sahnemizi açıyoruz. Var. Başka gruplar çıkıyor, evet. Ne güzel abi ya, hala yani bu mesleği 57 yıl öncesindeki aşk ve dinamizmle aynen devam ediyorsun. Evet, çok kendimize bir çalacak dam yapıyoruz. Evet. Evet. Yani onun için abi dinç yapıyoruz. Kalıyor işte abi, baksana. Dinç sen de dinçsin maşallah. Var. Balık her gün balık. Balık var. Yani, yani sabah balık, akşam balık. Balık yenen balık. Balıktan başka bir şey mi olmuş? Yani geneli balık. Evet, çok az. Peki bir şey soracağım şimdi. Bir sürü şey soracağım sana da. Evet. İyi ki geldin, ben gelmeyeceksin ödüm patladı. Biz Kahraman'la bu programı hiç çok önce konuştuk. Tabii, sonra arkasından bu İmamoğlu meselesi falan filan olunca dedi ki Kahraman gelmez. Sonra dedi yok, ki biz balık konuşacağımız için. Bizi de, ben siyasi için bir şey dedi. Ben de reklamın sonra oraya da herkes geliyor dedi. Evet. İmamoğlu da gelmiş, ne olacak ben gelirim dedi. Sağ olsun geldi. Sana gelip ben biliyorum. Evet. Bir takım iş adamları gel işte şu kadar milyon verir dükkanı sat işte Bodrum'da açalım, Ankara'da açalım, İstanbul'da açalım. Sen o ufacık hatta Türkiye'deki standartlara göre köhne sayılabilecek yerde aynen devam ediyorsun. Yani 20 sene aynı sandalye kardeşim. Aynen öyle, aynen. Hiçbir yer değişmez. Niye büyütmek? Şöyle büyütmek benim hiç işime gelmiyor abi. Neden biliyor musun? Yani Nusret geldi, öbürü geldi. Gel abi işte Bodrum'a gidelim, şurada yapalım, şehre gidelim. Bu iş burada kuruldu, burada güzel. İstanbul'un ucunda uzak bir noktada Rumeli Kavağı, yani gelmek için bayağı 45 dakika 50 saat. Hele hafta sonu daha fazla. Yani bunu bebeğe alsan, Kuruçeşme'ye alsan o kadar butik bir iş ki bu. Oralara geldiğimiz çok zaman akıllıca evet anlıyorum. Oralara geldiğimiz zaman bu iş bozulacak. Tabii doğru. Potansiyel çok artacak. Ürüne ulaşamayacağız. Burada domatesimizi kendimiz biliyorsun kullandığımız domatesi. Zeytinyağını kendi yapıyor. Kendi tabii, arazi tabii. Aldık, yağ yapıyoruz. Domatesimizi Gümüşdere'de arkadaşlar bizim Sarıyer orada ektiriyoruz. Her şeye kendimiz hükmediyoruz. Şimdi ben Kuruçeşme'ye gittim, Bodrum'a gittim. Benim hükmedemeyeceğim, benim kumandasını elimde tutamayacağım bir işi ben yapmam. Çünkü o insanlara ben mahcup olurum. Ben her şeyin pişerken başında duruyorum ya. Bir tane ürün masaya, ben arkadaşım geldiği zaman oturamıyorum. Masaya geldiği, mesela gittiğimiz zaman bunca yıllık dostluğumuz var. Geldiği tabii. Zaman abi nasılsın, merhaba falan tamam. Filan pıt gider ocağın başına. Mutfağı falan. Aynen pişiriyorum, geri getiriyorum. Evet. Ondaki lezzeti, ondaki aromayı önce ben görüyorum. Mesela ben hiç tatmıyorum. Tabağa baktığım zaman, onu kokladığım zaman tamam bu bitti diyorum, getir bunu. Peki mesela sen de garip bir şey daha var şimdi. Bunu da ben anlamıyorum. Şimdi bu niye mesela böyle? Kahraman'a gidiyorsun mesela, akşam bir şey oldu, geç kalmışsın veya hafta sonu geç kalmışsın. Diyorsun ki Kahraman bir kalkan kalmadı diyor. Yani, yan dükkanda var al bir tane. Niye olmaz? Yani, o da kalkan. İşte ben yan dükkandan bir şey alamam. Mümkün değil, benim işim değil o. Yani bizimki farkındalıklı bir iş. Başka bir iş, benim aldığım ürünle o aynı değil. Aynı ürün değil. Tabii doğru. Benim sattığım ürün, şimdi ben biraz önce orada kulağıma bir, evet. Bir tını geldi. Ben keyif aldım. Oradan bir şey hissettim, bir şey aldım. Şu tabloya bakar mısın abi? Şimdi bu yan dükkan bir tane alacak. Yani onun ben alamam onun ürününü şey yapamam. Bitti bugün yok. Mesela geçen çarşamba akşamıydı geçen hafta. Amerika'dan misafir vardı. Balık tükendi hafta içi akşamı. Dedim kusura bakma abi adama yok. Adama dil vermişsin öyle. Vallahi pisi vermiş, pisi vermiş. Yaban dili verdim. Yaban dili vermiş. Yaban dili verdim. Ya Kahraman ben Amerika'dan bunun için geldim dedi. Abi yok bitti. Yani bitti bu yok bunu bulamam ki ben. Çünkü ben onu... Geceden balıkhaneye biliyorsun gidiyorsun. Orada sabah olacaksın orada gecenin ikisinde. Ve kardeşlerimiz var oraya gidiyor. Yapan ayrı bir kol var. 25 senedir balığı getiren bir tek adam var. Bulamadığı zaman kızamık çıkartıyor abi adam ya. Kıpkırmızı oluyor ya. Ne yapacağım ben nasıl gideceğim kavağa diye. Vallahi billahi. Şey de garip mesela. Mevsim olmadığı zaman aslında kalkan var. O nasıl oluyor? Şöyle iki ay... Donduruyor musun? Hayır, donmuş ürünü hiç satmıyoruz. Bunların hepsi taze. Devletimiz 15 Eylül'de sen kalkan balığını avlayabilirsin diyor. Belli bir su kriteri var açık suda.
15 Eylül'de zamansız ama avlanıyor. Yani ufak balık almıyoruz zaten. Tamam. En az 1 kilo 800 gramın üstünde balıklar alıyoruz. Ben sende 12 kiloluk kalkan gördüm. Tabii bugün pişti. Aynen. Bu akşam. Gözüme inanamadım. 12 kilo. Evet. Bu akşam Fatih abi gelmeden 2 tane 10'ar kilo verdim öyle geldim ben buraya. Peki nasıl buluyorsun mesela başka yerde yokken sen de kalkan oluyor. Şöyle mesela bütün bu trolcüler balığı kalkana atarlar ve troller. Çıkan balığı balıkhaneye gider sabahleyin müzayede olur. Bizim kardeşimiz orada bu kaç para kaç para buna vurur bunu alır. Bir de oradan çıkanı direkt bize getiren var. Mesela geçen dün evvelsi akşam gırgır büyük o ağ saranlar kilosunun açında bir ağ sarmış. 7 kilo balık çıkmış içinde. Adam elinde tutuyor doğru kahramanı diyor başka kime getirecek abi. Biz değerin hakkını veriyoruz tabii ki onun. Her zaman balıkçının hakkını vereceksin. Yani bizim işimiz bu. Kalkan bizim işimiz. Onun yanında başka balıklar da var. Hepsi başka değil mi? Mesela o su, lüfer yiyoruz bir tane. Su gibi bir acayip. Bu akşam doktorlar. Dil. Küçük diller. Bu akşam doktorlar vardı. Bilmiyorum isim vermekte bir şey var mı? Hocam. Amerikan hastanesinden. Kahraman bir lüfer yapmışsın onu yemeye geldik dedi. 12 kişi. Dedim ki geç. Hayır lüfer yeme sıra girme kusura bakma. Evet. Kalkan yedir abi şimdi. Lüferi lüfer olarak değil. Öyle düşünme bütün değil. Sen lokumlar yapıyorsun. Tabii böyle. Abi. Lüfer lokum yapıyor. Şu kadar böyle. 50 gram veriyorum. Ben bütün balığı adama verir miyim abi? Bir dil veriyor. Tabii. İskorpit. Kalkan olmadan onu da iskorpit. Tabii kalkanı vereceğiz. Onlar 50'şer gram 50'şer gram. Yutuyor böyle. Bu ne diyor ilaç mı aldım ben diyor. Kaydı gitti. Ya manyak ya. Hakikaten bir deli yani. Deli yani. Yani İskorpiti şey titrettim o gün getirdim. Evet. Abi titriyor dedim sana. Bu Romanyalı balıkçılar da kalkan yakalıyor. Şöyle öyle abi. Bir şey duyarız tabii, tabii. Nedir onun şeyi? Aynı Karadeniz kıyı şeridi diyeceksin. Onu o gün ha. işledik abi. Ben mesela Romanya, Rusya, Bulgarya ürünü kullanmıyorum. Evet. Aslında o da Karadeniz diyorsun ama. Evet. Ve Tuna'nın kirli, kirli suyu bilmem ne. Öyle duyuyoruz biz de yıllardan beri. Ben kendi karasularımızdan çıkan ürünü tercih ediyorum. Bizim Trabzon'dan tut da Sinop, İnebolu, Samsun, Akçakoca. Sinop kalkana çok iyi değerler. Tabii. Bütün kıyı şeridinde o avlanan balıklar onları tercih ediyoruz. Samsun'dan getirtiyoruz, Sinop'tan getirtiyoruz. Peki de rakerdını kendin mi yapıyorsun? Her şey. Bu akşam bir restorancı geldi. Biraz önce anlattım abi içeride sana. İsmini de söyledi hatırlamıyorum. Abi ben böyle bir rakerde dünyada yemedim. Ben de restoran işi yapıyorum dedi. Dedim kardeşim bizim işimiz başka. Sen ne yedin? İki kişi dört tane lüfer yemişler. Ben hayatımda böyle lüfer yemedim diyor. Rekardayı dolaba getirdim. Açtım dolabı. Bak dedim takozlara. Adamı bıraktı kafasından çıktı. Kendimiz yapıyoruz. Peki Karabaş. Şimdi senin balığının lezzeti falan bunlar çok meşhur. Meşhur olduğun bir alan da var. Diyorlar ki Kahraman acayip pahalı. Şimdi ürün pahalı. Evet en can alıcı nokta. Tabii. Ürün pahalı. Şimdi biz ne satıyoruz? Kalkan satıyoruz. Tabii. Yani bunun... Bugün 650 liraydı kalkanı balıkçıda kilosu. Abi yani, balıkhaneye gidiyor kendisi. Yani. Bak o kadar rahatım ki şu anda. Şimdi yani, kaça satacaksın? Kaça satacağım bunu abi? Ben sabahlar balıkhaneye 650 gidiyorum. Lira, balıkhaneye gidiyor. 650 liralık balığı 1250'ye satman lazım. Biz 1 lira yazıyoruz. Ya 1000 lira. 1000 lira yazıyoruz. Evet. Şimdi ben kendim de bir yerlere gidiyorum. Balıkçıya değil tabii. Balıkçıya git. Yok balıkçıya gitmem. Ama bir iki bildiğim başka bir balıkçılar var. Tavsiye ediyorum sana bari. Benim de kendi arkadaşlarım bir iki tane var. Fena değil. Hep beraber onlarla yiyoruz. Evet. Onu alırım abi tavsiyeni. Ben de restoranlara. Tanıdığım bildiğin adamlar dedi. Evet. Ben de restoranlara gidiyorum. Mesela geçen işte bir yere gittik. Şey yemeği, ev yemekleri, salatası, işte ne bileyim fasulyesi, pilavı, bulguru. İsteyen partada gittiğim yerler var. Nusret'i zaten ona gidiyorum. Mecburen. O da bizden büyük ameliyat. Ama bizde büyük ameliyat değişiyor. Daha kazıkları istiyor. Ürün pahalı ama ben onlarla karşılaştırdığım zaman evet onlarla karşılaştırdığım zaman hesaplı geliyor bana bizimkisi. İnsanlara diyorum. Ya işte burada 3 kilo kalkan yemişsin. Bu bir dilim gelmiyor sana. Kafası kuyruğu masa gibi geliyor ortaya konuyor. Tabii. İçkisini de içiyorsun. Evet. 4 kişi ne ödersin yani burada bunun kilosu belli. Ben dışarıyla kıyasladığım zaman ürüne göre, bizim dükkanın farkındalığına göre pahalı değil. Bana pahalı gelmiyor. Ben şöyle düşünüyorum. Şimdi ucuz değil. Yani Türkiye standartlarında ucuz değil. Evet. Ama zaten bir lokantada kahramanda her gün gidecek halin yok. Yani, parayı evet. denkleştirip evin çubuğu çifti satıp. Öyle diyorlar gelince çok söylüyorlar abi. Öyle evet. gidebiliyoruz zaten yani, gittiğimiz evet. zaman ama şimdi şöyle düşünüyorum ben. Evet pahalı. Pahalı mı pahalı. Peki ben bu yemeği dünyanın baş bir ülkesi yesem kaçta verirdim? Kahramanda verdim ikimizin. Der ki hiç olmazsa kendi ülkemde, doğru, kendi vatandaşıma, doğru, kendi aşçıma, kendi yemek yapanıma uluslararası standartın
Biraz da altında hatta bir para veriyorum. Helal, hoş olsun derim. Yani. Aynen öyle. Yurt dışında böyle bir standart yere gidip 100 dolardan aşağı çıkmıyor. 100'ü geçiyor yani. 100'ü geçiyor. 150 dolardan aşağı çıkamaz. 150, 200. Ben geride yani. Kaldım diye. Bu domates olayı. Abi şimdi sen Ocak ayında bir domates yedin. Böyle bir şey var mı? Ben merak ettim nereden aldın o domatesi. Ama şimdi bu domates 2 liralık domates değil ki. Şimdi bir salataya domates salatasını 100 TL yazıyoruz. Ya 100 liraya salata mı olur diyen çıkıyor. Çıkar. Diyorum ki beyefendi, bu domates 1 liralık domates değil, 2 liralık değil. Bu içindeki yağ ayrı. Bunda bir emek var. Bu hepsi bulunmuş, yapılmış. İzmir'de bu domates özel yapılıyor. İstanbul haline geliyor tabii. Bunu alan herkes de var. Ama bunun fiyatı başka. Başka. Başka bir fiyat bu. Ha, yazın kendim yapıyorum. Bir müşteride arkadaşlar özel bir domates yapıyoruz ki aman acayip. Bambaşka bir şey. O yağ ile o sirke ile birleştiği zaman ekmekte öttüğünü. Sirkeyi kendim yapıyorsun. Sirke yok. Özel bir sirkemiz var. Evet. Alıyoruz. Kendimiz yapamayız. Şey olur. Ekmeği kırdığın zaman böyle ses yapıyor ya. Batırıyorsun İşte. Abi içine. Lekar dayı. Ya bu tabii laker, bir de... Laker de ızgara yapıyor. Böyle bir şey evet, olamaz. Evet. Bak ben unutuyorum hepsini bak bana. Ben bir bilirim. De butik biraz da şey oldu. Tabii, yani butik olduğu abi, için evet. Zaten fiyatı bunu, satmazsa... Şimdi bunu büyüttük. Bunuçeşme'ye gittik. Yani. Bilmem nereye gittik. Bodrum'a gittik. Buna hükmedemezsin bak, abi. Büyüttüğün gün ben gelmem bir daha. Abi, benim işim olmaz abi. Zaten ben keyif alıyorum, seviyorum. Burada insanları seviyorum. Gelen insanları. En ufak bir problemsiz Allah'a çok şükür. İşimize bakıyoruz. Kimseyle işimiz yok. Nasıl lezzet verebiliriz? Nasıl daha iyi yapabiliriz? Nasıl geleni mutlu edebiliriz? Çünkü adam uzak geliyor. Evet abi. Milyon uzak, dolarlar verdiler gitmedi biliyor musun? Yok çok değil acayip, çok acayip. Çalışmam başkasıyla. İşim var. Geçen çağırdım Üstad gittik işte o yeni aldığı otelin altına. Abi burayı yapalım. Üstad ben yaşayacağım dedim burada ne işim var? Ne işin var? Yok abi ya yok abi. Güzel, keyifli. Sever misin balık? Ben, oğlum çok seviyor. Aa, ben arada, sen sever misin? Getirin ben de severim ama... Peki oğlun nereden seviyor, sen sevmiyorsan? Yo, ben de seviyorum ha, ama biraz son yıllarda daha çok vegan beslenmeye ha, çok geçtim. Saygı duyuyorum ama ben. Ama vegandansa peskateryen daha iyi. Evet. O nedir? O yeni mi? Balık yiyenler. Ha balık yiyorlar. Balık yiyorlar, et aa, yemiyorlar. Bunlar ne? Peskater? Peskateryen. Okey, iyi ki öğrendim. Yine... Bir de fleksiteryenler var. Onlar da arada bir yiyip arada bir yemiyorlar. Ha ben galiba öyleyim. Ama veganlara çok saygı duyuyorum. Fakat saygı oğlum balığa bayılıyor. Süper. Ben o kadar anlattınız ki kesinlikle gelin, bir gün muhakkak oğluma alıp gideceğim. Ama Tekirdağ siz zaten demişken evet. Balık çok. Ev nerede? Biz Tekirdağ'da yaşıyoruz. Tekirdağ'da oğlumla. Bir apartman dairesi satarsanız böyle olmuyor. Aa, hazırlıklı şaka, gitmemiz şaka. Lazım. Öyle değil. Şaka. Apartman dairesi satacağım. Olur öyle şey. Bize gelip hamsi yiyen de var bize yani. Aynen. Gelip hamsi de yiyebilirsin ama çok ilginç mesela ama sen mesela kızartma kalkan asla isteyene bozuk atıyorsun. Şöyle yani kızartacaksın balığı hem yedikten sonra dokunacak ağı. Bizde her şey külde ızgara. Meşe ateşinin. Hamsi köyde dahil. Bir gün püstüm kahramana yıllar önce. Gittik yanımızda bir arkadaşımız var. O ben kızartma kalkan yerim. Şimdi ben de nasıl söyleyeceğim bunu kahramana diye böyle ezildim, büzüldüm. Gittim yanına dedim ki kahraman bize dedim kızartma. Böyle bana bir baktı kendimi şeyde yani böyle küçüldüm. Dedim ki kahraman ya bitti. Peki abi dedi ya. Dedi, tava yok desin. Balığa yazık diyor. Tava balığa yok yazık desin. Dedim ya sen bir taneyi bize ızgara ver bir taneyi Allah aşkına kızart dedim. Kızarttı masaya böyle uzaktan friz gibi attı, yemin ediyorum ki. Ama kırmamış yine. Kırmadı tabii. Ama hiç hoşuna gitmez. Evet. Dükkanda mesela tava bulundurma hocam. Yani tava yapmıyoruz. Tava yok onun için yapamıyorum filan. Kalamarın gözü ve bacağını yapıyoruz o nasıl bir şey. Şu kadar kalamarlar yapıyor. Yani. Gözleri bacakları var ya şöyle. Ya burada yemekten bahsediyor. Her çarşamba burada bir yemek seansımız var. Bizim yemeğe ibadet eder gibi anlatıyoruz aynen, yani. Aynen. Ama yemek hakikaten muazzammış. İyi yapılan yemek, iyi malzemeyle yapılan iyi yemek kadar iyiymiş, güzelmiş. Biz bir de bu arada da işte Karadenizli olmamız nasebiyle işte o kuymak yapıyoruz. O da ya sırf kuymak yemeye gelen var. Var. O da acayipmiş. Kuymak, mısır ekmeği, o hamsili. Of. Aman tavada ya. İnce. Tabii, ince bu kadar. Şu ince ekti mısır ekmeği yapıyor. Kaç yıl daha yapacaksın bir kahraman? Mesela ben, çocuklar geliyor mu veya senin işte, gibi bir usta ya, var mı? Ben onu soracaktım. İşte iki tane oğlumuz var, yeğenlerimiz var. Yani ben içeride de biraz önce hanımefendiyle de konuştum. Ben yaşımı yani yaş diye bir şey yok. Ben 20 yaşındayım. Yani 20 yaşındayım. Yorgunluk yok, bir şey yok. Hmm. Yapabildiğim kadar yapacağım. Neden biliyor musun? İşi bıraktığı zaman mahvolursun. İşi bıraktın, bittin, öldün. İki gün evde durursun. Hanım bir dakika der ki hadi çık buradan git ya geçen akşam abi dedin ya. Onu hiç unutamıyorum Fatih abi.
Ya kahraman, alem adamsın yani, öldürüyorsun. Vallahi. Ben son kahramana gittiğimde girdiğim kiloyla çıktığım kilo arasında 2 kilo 800 gram fark var. Bir masadan kalkmıştı. Garson işte bana dedi ki kahramanın bir tane şefi vardır. Hmm. Her şeyde çok hakimdir. Geldi kulağıma yedi. Fatih abi bugün çok yedin. Erkan bizim. Erkan abi ya. Fatih abi bugün çok yedin dedim. Erkan eski topçu. Biliyorum. Biliyorsun, babası eski kaleci. Bir ara vereyim. Sonra abi seninle bir şarkı daha dinleyeceğiz. Senin tamam, oraya geçebilmen için bir ara veriyorum. Bir şarkı daha dinleyeceğiz. Yenilerden mi çalacaksın, eskilerden mi? Yenilerden çalacağım bir tane daha. Bir tane de bildiğimizi çalarsın sonra inşallah. Ne isterseniz, istediğiniz varsa. Sana kalmış abi, bir sana istek kalmış oldu buradan ama çalarız. Tamam. Tabii tabii. Genel istek benim de isteğimdir. Peki. Sen eskilerden olsun, hiç fark etmez. Bir ara değerli izler, sonra biraz Sakman'a döneceğiz. Erenlerin yüreğindeki her dilek, anka kuşu gibi bilinmemek gerek. Damlalar nasıl inci olursa denizde, sedefler içinde gizlenerek. Damlalar nasıl inci olursa denizde, sedefler içinde gizlenerek. Ah ne günler geçti, gönül sevdi sevdi seçti. Ah ne günler geçti, bu dünyada nerede kalan içti. Bu dünyada nerede kalan içti. Yel eser umutlar uçar gider, bizler gideriz kalın bağlar bahçeler. Bu dünyada neyin varsa harca yaşa, göçer gidersin ummadıkların gelir yer. Bu dünyada neyin varsa harca yaşa, göçer gidersin ummadıkların gelir yer. Ah ne günler geçti, gönül sevdi sevdiği seçti. Ah ne günler geçti, bu dünyada elde kalan içti. Bu dünyada elde kalan içti. Dönüp duran tepemizdeki şu gökler, büyücünün cam fanusu gibiler. Güneş fanusu içindeki bir lamba, bizler gelip geçen görüntüler. Güneş fanusu içindeki bir lamba, bizler gelip geçen görüntüler. Ah ne günler geçti, gönül sevdi sevdiği seçti. Ah ne günler geçti, dünyada elde kalan hiçti. Bu dünyada elde kalan hiçti. Bu dünyada elde kalan hiçti. Teşekkürler. Ağzına sağlık abi. Evet abi, şarkı yazmak zor bir süreç. Şarkı yapmak. Çünkü seni izlerken şöyle bir hissiyata kapılıyorum. Sanki böyle su içer gibi şarkı yazıyorsun gibi geliyor insana. Yani bana kolay geliyor.
Öyle ama zor olduğunu söylüyorlar. Ya bana sorsan çok zor bir şey. Ama seni dinlerken ve izlerken derken bu adam oturuyordur, alıyordur. Tamam, oldu işte. Vallahi öyle mi oluyor tabii yoksa? Başlangıçta öyle oluyor ama sonra o şarkının gelişimi işte şeyi için epey bir zamanlar uğraşlar veriliyor tabii. Ama başlangıçta evet anlatmak istediğiniz bir derdiniz var. O derdi ya da birinin derdini anlatmaya çalışıyor. Ben işte şu çaldığımız bir kimse bütün sözler sen mi yazıyorsun? Genelde benim ama şairlerin de mesela dünya şairlerinden bir serimiz var. Var evet biliyorum. Nazım Hikmet'in şiirlerinden işte iç sanatta olan o geceler yaptığımız oradan kalan bir 10 şarkı falan oldu orada da. Bir Ömer Hayyam müzikali işte bu çaldığım bölümde, onun bir bölümün diyor. Böyle gidiyoruz. Adamın işi gücü yok oturmuş. Şeyi soracağım yani bu şarkı sözleri üzerinden yaratılan kıyamet. Yok o değerler yok bu değer. Dünyada da böyle bir şey var mı? Duydun mu? Hayır efendim hayır öyle bir şey yok. Yani sanat zaten her zaman her dönemde muhaliftir de yani. Bunun şeyi yok her şeyde bir buna alan insan bir alıcısı var onun. Ya da öyle düşünenler var. Onlar bizim de onları dillendirmemiz gerekiyor zaten. Sadece kendi yaşadıklarımız ya da düşüncelerimiz değil, karşıda gözlemlediğimiz insanların bir düşünceleri var. Onları da biz şarkıya çevirip anlatmak durumundayız. Öyle bir şey tabii hiç. Neyse Allah'tan o mesela uzatılmadı da yani yok. Yani o dili koparmadan falan geri adım atıldı. Yani. Rahatladı insanlar biraz. Of neler geldi ben yaşım dolayısıyla biliyorum yani. Neler gördün abi neler. Gülüp geçmek lazım. Geçmek yani. Bence de. Şeydi. Bence de. Sonuçta da hatırlanan sanatçılar oluyor yani. Tabii canım onlar her zaman varlar. Kimler gelir? Kimler geçiyor. Şey. Yani Frank Sinatra kaç Amerikan başkanı görmüştür mesela değil mi? Mesela evet. Kahraman Bey. Evet. Çok gündeme geldiniz. Memnun musunuz gündeme gelmekten yoksa değil misiniz? Yani ben böyle şeyleri hiç sevmem bilmem abi yok. Ben bugüne kadar zaten orası 27 sene 45 senedir ben ızgaranın başında mutfaktayım. Hiçbir alışık olmadığım bir konu. Ben herkes bana gelir ben hizmet eden tarafındayım. Saygısızlık yapmadan asla ahlak tertemiz işim yapar. Aynen öyle. Misafirimi yolcu ederim. Yıllardan beri hiç tarzın değişmeden, yani ben, kılık kıyafetin değişmeden. Tabii. Bundan 15 sene önce... Şey vardı, Tahir Hanım vardı, Tahir Demircan. Demircan. Gel, telefon açtı bana, Kahraman seninle program yapmak istiyorum. Ben Şansal abi bana demişti ki bir tarihte. Şansal Büyük Ağa. Şansal Büyük Ağa, çok severim babayı. Kahraman kameralarla iş yapma oğlum, işine bak demişti. Evet. Onun lafı hep kulağımdaydı. Ben Tahir Hanım'a hayır dedim. Bir baktım, bir saat sonra telefon çaldı. Kim arıyor? Rahmi Bey. Rahmi Baba. Kahraman, oğlum niye sen hayır diyorsun? Böyle şeylere hayır denir mi? Yapacaksın. Tamam Rahmi Baba dedim. Tahir Hanım'la bir röportaj yaptık. Rahmi Baba dedi, Rahmi Koç. Rahmi Koç. Çok severim kendisini de. Allah sağlık, sıhhat, uzun ömür versin. Vedat Milor. Yani bundan 15-17 sene önce Kavak'a geldi canlı yayın falan. O da bir acayip yemekçi. Gerçi Vedat abi Türk yemeğini çok anlamaz. Yani ama bizim orada bayıldı. Sıkı oborlardan. Evet. Yani onun haricinde ben başka hiç böyle bir şey... Sadece işine odaklanan, işini yapan insanlar peki seni ben, buluyor. Ben sana yıllardan beri diyorum ki dünyadaki en güzel balıkçı diyorum. Bazıları bana kızıyorlar. Yani ne alakası var falan diyorlar. Şimdi sen de dünyayı biliyorsun restoranda. Evet. Ben senin kalkan tipi balıkta işte şeydi var. İspanya'da El Cano var. İki kere geldi bize. Sana geldi. Geldi. Kendini nereye koyuyorsun diye baktığın zaman onlarla aradaki fark ne senin? Şöyle onlarla bizim çok büyük farkımız var. Yani Asya ile Avrupa gibi. Neden? Onlar okyanus turbosu yapıyorlar. Bu kalkan değil bu bir. İkincisi bu çıktıktan sonra sarı bir sosları var. Mix sos diye bunu üstüne döküyorlar. Boca ediyorlar. Bu iki bizde böyle bir şey yok. Bizim ürünümüz dünyanın en iyi ürünü. Doğal Allah'ın yarattığı Karadeniz'de büyümüş. Balığın padişahını biz. Doğal olarak pişiriyoruz. Peki unluyor musun? Bir şeye karışıyor musun üstüne? Yok. Balığı alıyorsun. Ayıkladıktan sonra yıkıyorsun. Hafif tuzluyorsun. Yağ bir zeytinyağı, ince bir zeytinyağı ile beraber ağır bir odun ateşini meşe odununa yatırıyorsun. Doğru. Onun kokusu ve isiyle, dumanıyla pişiyor zaten. Biz balık ızgaradan çıktıktan sonra zaten ben dünyanın neresinde olursa olsun beni bir restorana getirip de bana üstüne sos dökülmüş bir şey verdim ben yemem. Asla yemem ben. Balık da sos mafya. Aynen. Doğru. Balığı balık gibi, eti et gibi. Aynen. Mesela balık İstanbul'da yine. Tabii.
Ben Nusret'e niye gidiyorum? Balık et gibi pişirip veriyor bana. Üstüne bir şey dökmüyor ki. Başka yere gidiyorsun akşamdan salçalar, yoğurtlar neyse onları karıştırmayalım. Yani doğal olduğu gibi yiyeceksin abi. Üstüne bir şey dökme. İspanya'da gide sos döküyor bana. Sos döküyor. Gerçi döktürmezse de oluyor. İstersen yani, dökmüyor da. Onun için bizim ürünümüz başka. Peki mesela sende bir şey var. Milliyetçilik de var sende. Evet. Trabzon milliyetçiliği. Tabii. Dükkandaki herkes Trabzonlu. Şimdi bizim dükkanda çalışan şu anda 35 personel var. Hepsi Trabzonlu. Hepsi Trabzonlu. Gelirken bu akşam bir tane Trabzonlu kulak çektim zaten. Maç olduğu zaman havada 4 takla atıp evet, biliyorum. Televizyonları kırıyorlar. Bu sene Allah'ın izniyle şampiyon olacağız inşallah abi. Çocuklar bir beni acayip vaziyetteler. Siz şampiyon biz kümeyi. Ondan sonra cumartesi pazar üniversiteden çocuklar var, okuyan çocuklar geliyor, çalışıyorlar. 2 gün açlıklarını alıyorlar, onlara destek yapıyoruz tabii her zaman. Peki senin 2 oğlun var. Çocuklar bu işle ilgili mi? Yani çocuklar bu işle ilgili işi biliyorlar. Mutfak tarafında çalışabilirler. Büyük olan işletme tarafında iyi. Ufağı da aynı şekilde fikirleri farklı. Tabii ben onlar gibi düşünmüyorum. Onlar sürekli yeni yeni şeyler söylüyorlar bana ama işte ben de biraz hatalıyım da o konuda. Onların önündeki şey yapıyorum yani. Kesiyor gibiyim biraz. İşte baba şöyle yapalım, Bodrum'a gidelim, şuraya gidelim, buraya gidelim ama ben diyorum ki ya bunu Bodrum'a falan taşırsak bozarız oğlum aman, diyorum işte aman, onlara. Sakın. Bir çay bir söz. Zaten Bodrum'da Yalıkavak'ta oturuyorum abi. Evim orada Gökçemen'deyim. Görüyorum orada ortamı. Yani orada 2-3 ay, 4 ay hadi 5 ay çalıştım diyelim. Ne olacak? Biz ya onu... Her şeyin kendi şeyi var. Yani Bodrum'da tabii. Da işte ne bileyim Mimosa var mesela. Var hepsi var. Birkaç tabii, tane güzel lokanta var. Var. Ama bir de, o da gelip burada açmasın. Yani işte, burada... Ama işte bir de bir şeyin açıyor. Önemini de atlamayalım tabii. Yani şimdi Boğaz'da balık yemeğiyle aynı balığı Bodrum'da yediğiniz zaman o lezzet olmaz. Tabii yani. Tabii aynen öyle. Tabii baktığı deniz bile farklı oluyor. Yani. Aynen öyle abi. Burası başka bir şey. Başka bir yani, balığı Boğaz'a bakarak yemenin tadını ben başka aynen. Dünyanın hiçbirini almadım. Hamsi, istavrit hepsi farklı. Hepsi aynı var. Şekilde. Nerede olursa olsun yani. Bir yere gitmenin gelmenin bence hiçbir nedeni. Bizim denizlerin şey... balığı şahane. Her şey yerinde güzel. Aynen öyle. Buranın ürünü bambaşka abi. Yani Marmara'nın lüferi, Karadeniz'in evet. Kalkanı, palamudu... Ne bileyim. Peki Marmara'da artık balık çıkmıyor değil mi? Çıksa da yemiyor. Yani herhalde. Çıkıyor. Bu sene lüfer oldu. Oldu lüfer. Oldu. Boğaz lüfer oldu. Boğaz lüferi oldu. Çok da güzeldi. Güzel. Yani. Ama sonra eski kofanalar yok mesela. O yok. Şey, o şimdi yok. Eskiden lüfer dediğimizde şimdi kofana, aynen. Eskiden çinekop aynen. Dediğimizde şimdi lüfer diyorlar. Şimdi lüfer aynen. Eskiden kofanalar 3-4-5 kilo. 5 kilo olurdu. Şimdi 700 grama telefon açıyor balıkçı. Kahraman abi diyor 20 tane kofana geldi. Nasıl kofana oğlum diyorum. Bir bakıyorum bir tanesi 500-600 gram. Oğlum bu kofana oğlum bu lüfer. Eski lüfer bu. Yani öyle oldu tabii. Balık azalınca böyle oluyor. Ama kötü karamsarlık yok. Seneler geçtikçe daha da... Bir ara daha kötü değil balık mesela. Daha kötü, daha iyi. Kötü seneler oldu. Tabii şimdi oldu daha tabii. İyi yani. Hiç olmadığı seneler oldu. O önlemler oldu. Falan biraz etkisini tabii, gösterdi. Tabii tabii abi. Kaç ay şimdi Nisan'ın işte kaçında yasak başlıyor. 4 ay hiç denize çıkılmıyor. Deniz tamamen dinlendiriliyor. Pandemi olayı oldu. Onu hiç konuşmadık. Onda bir etkisi oldu tabii. O bir, bir yıl oldu. Kapandık. Kapandı tabii. Ama pandemide abi sen işte... Seni iyi, ne yapıyorsan iyi bir şey. Biz pandemide çalıştığımızı tarihte hiç çalışmadık. Biliyorum evlere servis yapıyoruz. Arabaya, 4 araba evlere servis. Evet. Yani İstanbul'u kalkan dağıtmaktan halak olduk yani. Biliyorum, biliyorum. Evet. Bilmem. Çok çalıştık. Çok çalıştık. Çok. Dükkanı, kapalı dükkan, müşteri almadık. İnsanların evine gittik. Şimdi bak bilgiye var ya, şey ya, vegan ya, bu bizim muhabbet hiç onu sarmadı. Bir gün ikram edeceğiz. Gelecek inşallah. Bir günlük o flexlerle... Tabii o ne zaman yiyorsa balığı o zaman... Ama oğlunu esas... Tabii o, evet. Ona biraz çok sonra özel. ete gireceğiz. Yok bu akşam et yok. Tekirdağ'dasın sen ve geçen hafta geceydin gelemedin. Evet. Kardan dolayı. Gelemedim. Yollar kapandı. Karayolları yolları açamayınca gelemedin. Paralı yollara tıkandı, kapandı. Evet. Sizin orada nesi meşhur? Köftesini biliyoruz Tekirdağ'ın ama hala o eski Tekirdağ köftesi var mı yoksa o da... Ben Tekirdağ'ın çok eskisi değilim. Ha, değilsin. Ama şu anda oradasın tabii. Evet, birkaç yıldır Tekirdağ'da. Var mı Tekirdağ'da güzel lokantalar şunlar bunlar? Hiç yok. Yok. Yok, maalesef yok. Birkaç tane balıkçı var. Onlar da çok yani... kendi halinde. Evet, kendi halinde. Koca Tekirdağ'da... Evet, eşine bir Tekirdağ'dan geçeceğiz, köfte yiyeceğiz falan filan derdik. Tekirdağ köftesi ama ben de ne zamandır gitmiş değilim. Yok, ben de yemiyorum. Eskiden bir arkadaşım vardı, gidiyorduk 5-10 sene önce.
Şimdi onları böyle şehir dışında bir yere çıkarmışlar. Koca koca hangar gibi köfteciler yapmışlar. Eski köfteciler falan görebiliyorlar. Ve yani onlar artık biraz turizme yönelik çalışıyorlar. Evet, aynı şey. Fabrikasyon olmuşlar. Evet, hiç yenecek tarzda bulmuyorum. Ne yapıyorsun Tekirdağ? Niye Tekirdağ'sın? Benim görev yerim Tekirdağ. Evet, beden eğitimi öğretmeniyim ben. okuldan ötürü oradasın. Biraz öyle. Biraz da oğlumun babası da Tekirdağ'da yaşıyor. Biraz da onun için. Bir süre daha oralardayız. Bakalım. Ne güzel. Yorulduk abi valla. Saate baktım biri olmuş. Abi senin bir şarkına veda etmek isterim. Hayır, hayır. Çünkü çalmazsak eskiden bir şey. Bunlar beni döverler. Herkes heyecan içerisinde bekliyor. Belli de istek de yapmışlar. İstek yaptılar, benim isteğim. Evet. Kahramancığım iyi ki geldin. Ben teşekkür ederim. Bizi yıllardır besleyip doyurduğun ve zaman şişmanlattığın için zayıflamam lazım. Yakında yine geleceğim. İşte çalışıyor program. Sana gelmek için program sayısını arttırdık falan. Yine yine işler icat ediyorum ki kahramanla bir yemek daha yiyebileyim diye. İnşallah. Senin yemek yaptığın bir şehirde olmak bir şans diye görüyorum. Hakikaten o yüzden çok mutluyum. Lafını yani. Kestim abi, inan. Şimdi yaşlı, ben anneleri çok severim. Anne hastasıyım. Anneler, ablalar, kahraman. Bu dükkanın hiçbir yerine tutma, ambiyansını değiştirme. Aman sen sağlıklı ol, biz buraya gelelim. Böyle özel dua eden anneler var. Evet. Bugün bir tanesi İstanbul'da geldi, ben evde istirahat ediyordum. Hastanede bir işi varmış, yaşlı bir anne. Çok sevdiğim bir annem. Gittim o dükkanda diye oturdum. Onunla yarım saat konuştum. Hayır duasını aldım. Aman böyle devam edelim. Buraları hiç bozmayalım. Yani oranın ambiyansını değiştirsen, altından yapsan ne fayda? Tabağa koyduğun üründeki lezzet. Lezzet öyle. Hani etrafı görmedin ya, yemeğe bakıyorsun. Aynen. Sakın oradan da bir yere ayrılma. Yok, hiç niyetim yok. Öyle şeyle olma. Bence şahane yani. Evet. Hanımefendisi tanımak büyük mutluluktu. Çok teşekkürler. Genç ve başarılı sporcularımızı tanımak, özellikle kadın sporcu tanımak bizi çok mutlu ediyor. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Berat abi sen de veda edelim. Sağ ol. Senin sana diyecek bir lafım yok zaten. Sen zaten her şeyin üstünde bir isimsin. Sağ ol, var ol. Gençler Vedat Sakman'dan ve eski şarkılardan biriyle veda ediyoruz. Haftaya tekrar burada olacağız. Biz buradan çıkıp karamara yemeye gidiyoruz. Kapandı ne yazık ki. Evet. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ölümü düşündüğüm günden kaldı bu hüzün. Geç kalmışlığım telaşı. Koca yalanlarım, hatalarım, yollarım ve yıllarım. Eksik olmayın. Bir başka sefere yine beklerim. Umutlandıklarım, umut dağıttıklarım, akıl verdiklerim, akıllı sandıklarım, eksik olmayın. Bir başka sefere yine beklerim. Ölümün yüzünü gördüğüm gün, kimin elini tutup göçmek isterim? Bir sevip bin söz ettiklerim, bin sevip hiç söz etmediklerim, yapamadıklarım, söz verdiklerim. Eksik olmayın, bir başka sefere yine beklerim. Usulca illere sığınmak düşer aklıma. Kara kuşlarda usulca illere sığınmak düşer aklıma.
kara kışlarda. Ateşim dumansız arayışlarda. Ateşim dumansız arayışlarda. Hastayım, yorgunum, seni bekliyorum. Zaman akışta. Hastayım, yorgunum, seni bekliyorum. Zaman akışta. Sussam dilime yazık, uçmamak kanatlarıma. Sussam dilime yazık, uçmamak kanatlarıma. Gün yine acıya çaldı yerde. Zaman akışta. Usulca illere sığınmak düşer aklıma. Kara kışlardan. Usulca illere sığınmak düşer aklıma. Kara kışlardan. Ateşim dumansız arayışlardan. Ateşim dumansız arayışlardan. Hastayım, yorgunum, seni bekliyorum. Zaman akışta. Hastayım, yorgunum, seni bekliyorum. Zaman akışta.